Yeşil yol bitti. İşte kuş tuttu. Zeytin Cengiz, hoş geldin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Zeyhaz, Menekşe Çiçek katıldı. Hoş geldiniz. Meyra'nın kitapları. Sinem, sen Antalya'daydın değil mi? Antalya'da hayalperest yazar, deprem zedemiz. Mümkünse senin canlı yayına katılmanı ve oraları anlatmanı istiyorum Zehra. Zahiri Teheyyüç. Halil İbrahim geldi, hoş geldiniz. Arkadaşlar, YouTube'da kim var bilmiyorum ama hepiniz hoş geldiniz. Gelenler, katılanlar. Müziği duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz? Ben de öyle hatırladığım için sana sormadım. Çünkü Yazıkür ailesindeki herkesi aramaya çalıştım. Herkese ulaşmaya çalıştım, bölgedeki arkadaşlarımıza. Birazdan size onlardan... Tamam ablacığım, hiç sorun değil. Ben senin anlattıklarını anlatırım. Haber alabildiğim herkesten haber aldım bir kere. Sabah ilk aklıma gelen Zehra oldu. Semira vardı, hatırlar mısınız? Yarışmamıza katılmıştı. Sonra Mehmet Köseoğlu, birinci gelen Mehmet Hoca ve Semira Hoca, ikisi de öğretmen arkadaşlarımızın, ikisi de Antakya'daydı, Hatay'daydı. İlk deprem olur olmaz ben mesaj attım ikisine de. Semira sağ olsun öğlene doğru mesajıma cevap verdi, iyi olduklarını, mal kayıpları olduğunu ama çok şükür can kayıplarından olmadığını söyledi. Onun için mutlu olduk. Zehra'dan hemen mesaj geldi. Ben iyiyim dedi. Ailem de iyi dedi Zehra. Onun için de çok mutlu olduk. Mehmet Hoca'dan iki gün sonra cevap alabildim. Endişeyle bekledik. Ailesiyle göçük altında kalmış. De sonunda çok şükür kurtulmuşlar ve... Şu anda Eskişehir'deler, oradalar. Geçen dün mesaj attı, Eskişehir'deyim artık diye. Diyorum ya hep, biz Yazıkür ailesi kocaman bir aileyiz. Şu anda canlı yayında az insan olsa da biz gerçekten çok kocaman bir aileyiz. Bütün ailemize ulaşmaya çalıştık. Birkaç kişi, Fatma ses gelmiyor mu? Ses yok dedi ama. Dur bakayım ablacığım. Şu anda da gelmiyor mu? Bir bakabilir misiniz? Bana gelmiyorsa yazabilir misiniz? Fatma şimdi ses yok dedi. Bütün herkese, hatırladığım kadarıyla o bölgeden olan arkadaşlarımızın hepsine, tabii herkesin nereden olduğunu da bilmiyorum açıkçası, ama bilebildiklerimin hepsine ulaşmaya çalıştım. Arkadaşlarımızdan iyi haberler aldım. İyi haberler aldığım zaman gruplarda yazmaya çalıştım. Sizlere de haber vermeye çalıştım. Çünkü biliyorum sizler de benim gibi endişeyle YouTube'dan ses geliyor mu? Bir ona bakabilir misiniz? YouTube'daki arkadaşlar ses gelmediğini söyledi. Bir ona bakabilirseniz çok sevineceğim. Onlarla ulaştık, konuştuk, sohbet ettik. Şuna... Hepsi emin ki bütün Türkiye onlar için dua etti. Bütün Türkiye onlar için seferber oldu. Bütün Türkiye elinden geleni yaptı. Ama kulun aciz olduğu, bir yerde tükendiği bir yerdeyiz. Buna ihmal deyin, başka bir şey deyin. Adını ne derseniz deyin. Bazen elden bir şey gelmiyor ve siz çaresiz oluyorsunuz. Yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor. Acaba YouTube'da ses geliyor mu? Arkadaşlar bir YouTube'a bir bakabilecek misiniz? YouTube'da ses geliyor mu? YouTube'a bir bakabilecek misiniz? Instagram'daki arkadaşlar YouTube'dan ses gelmediğini söylediler ama ne durumda şu anda bilmiyorum.
Fatma hala ses yok dedi. Allah Allah. Neden ses olmayabilir? Ben çıkıp bir daha giriyorum YouTube'da arkadaşlar. Toplanalım ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Ben şimdi tekrar açmaya çalışıyorum. İnşallah açabilirim YouTube'u. Açmaya çalışıyorum. YouTube'daki arkadaşlarla da sohbet etmek istiyorum. Evet, şimdi sizlerin de katıldığı bir sohbet olsun istiyorum açıkçası. İnşallah bir bakabilecek misiniz arkadaşlar? YouTube'dan ses geliyor mu? Arkadaşlar gelmediğini söylediler. Çıkıp tekrar girdim ama bir bakabilecek arkadaş varsa çok sevinirim. Bugün depremi konuşalım istiyorum. Ülkemiz bir fay hattı üzerinde, çok da önemli fay hatlarının üzerinde. Coğrafyamız maalesef bir laf kullanılmış, böyle kullanmayı çok fazla sevmiyorum ama coğrafya kaderimiz oldu diye. Bizim coğrafyamızdan dolayı bize biçilen bir kader var ve biz onu yaşıyoruz. Biraz daha ihmalkar bir toplumuz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Katılanları İrem Paksoy, şu anda Zehra Yeter ve İlyas'ı görüyorum. Hoş geldiniz İlyas. YouTube'a bir bakabilir misiniz? Orada ses var mı? Ses gidiyor mu oraya? Arkadaşlar gelmediğini söyledi. Çengel Esma, Tülay Uzun. Hoş geldiniz. Allah Allah, neden ses çıkmıyor acaba? İsmail abim hoş geldin abicim. Benim canım abim. Aleyküm selam İlyas. Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Şu anda sesim gelmiyor mu Instagram'da? Bugün seste bir sıkıntı var. Benim için çok değerli bir abim şu anda canlı yayında. Abim. Abim müsaitsen seni bir canlı yayına alayım. Türkiye'den çok uzaklarda deprem nasıl görünüyor? Bizim sallanmamızı duydunuz mu? Ülkenin sallantısını duydunuz mu? Senden bir dinleyelim mi? Seni bir canlı yayına alayım mı abim? Arkadaşlar YouTube'da sanıyorum ses yok. Ben orayı kapatıyorum. Instagram'a gelirlerse sevinirim. Adana'ya ağlasam Antep mahzun. Adana'ya ağlasam Antep mahzun kalır. Urfa'ya üzülsem Malatya'nın boynu bükük. Adıyaman'a yardıma gitsem kilis öksüz kalır. Diyarbakır ne olur desem Hatay'dan haber yok. Maraş'ta kıyamet koptu, kiliste can pazarı. Ateş düştüğü yeri değil, hepimizi yaktı. Abicim, abim seni canlı yayına almayı çok istiyorum. Ben şu anda... Abi sen istek gönderir misin? Ben gönderemedim. Ya isimlerini bile sayamıyoruz ki. Adana, Antep, Urfa, Malatya, Adıyaman... Diyarbakır, Hatay, Maraş. Aleykümselam ablam demiş sessiz tekbir. Geceniz hayır ola, bütün ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun. Rabbim sabır versin. Çok büyük bir acı, ciğerlerimiz yanıyor. Tamam abim. Gerçekten öyle. Edilecek kelamın olmadığı yer gibi sanki ya, bittiğimiz, nefes alamadığımız bir yerdeyiz aslında. Çok çok üzgünüz abi. Dün memleketle konuştum amcamla. Beşik gibi sallandı dedi ki,
Kaç kilometre var arada? Ben Giresunluyum biliyorsunuz. Onlar Giresun'daydı. Halep'i söylemedim mi? Halep. Aa, Halep tabii söylemedim. Biz Türkiye'de yanarken evet, Suriye'de, Halep'te, oralarda yıkıldı. Biz çok şükür hepimiz oraya koştuk ama onların koşacak durumları da yok. Ta Maraş'tan Giresun sallandı. Hadi bana bir şiir gönder, ben de bir şiir okuyayım. Ta oralar sallandı, beşik gibi sallandı. Sabah namaza kalkmıştım, oğlum söyledi bana. Maraş'tan haber aldığımızda dayım geldi ama teyzemi unutmuşlar, canımız etimiz yanıyor. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Amin. Unutulmamıştır da o çıkamamıştır. Dün bir kurtarma operasyonu izledim. Artık molozları kaldıracaklarmış. Vinç çalışıyor. Vinç çalışırken ses duyuyor vincin üstündeki insan. Operatör. Ve diyor ki buradan ben bir ses duydum. Durduruyor aracı ve evet, 16 yaşında gencecik bir kızımız kurtarıldı oradan. Allah, eğer yaşayacak, bu dünyada alacak nefesi varsa, işte o vincin üstündeki operatörü o gürültünün içinde o sesi duyduruyor. Evet, Almanya'dan sizler de sallandınız. Sanıyorum dünya sallandı. Yüzyılın felaketi denilen görülmedik bir felaket yaşadık. Yaşıyoruz şu anda da. Arkadaşlar, içinizde Zehra'dan başka deprem bölgesinde olan var mı? Bilmiyorum. Hatay'da iki öğretmenimiz vardı. Onlara ulaştım çok şükür. İkisi de iyi. İnşallah Semira canlı yayına katılır. Semira'nın canlı yayından haberi var. Ayşe, Gül Ayşe, hoş geldiniz. Nürsen Belinay, hoş geldin. Böyle biz en son Allah yardım etsin İlyas. Allah yardım etsin hepinizine, hepsine. Allah tez zaman yardımını göndersin. Şu anda sanıyorum canlılara ulaştılar. Onları bir yandan da gözüm televizyonda. Acaba çıkarılacaklar mı diye. Allah yardım etsin. Dualarımız hep onlarla. Bir haftadır onlarla oturuyoruz, onlarla kalkıyoruz. Ama yapabildiğimiz sadece bu. Başka bir şey yapamıyoruz. Rabbim yardım etsin demekten başka yapacağımız hiçbir şey de yok sanıyorum. İlyas, alayım mı seni canlı yayına? Ben Gölcük depreminde daha 29 yaşındaydım. Gençtim tabii. Gölcük depremine gittim. Oraları gördüm. Ve ah, biliyorum abi, mutlaka oralardasınız. Malatya konuştum, köylere hala, maalesef hala ulaşamayan köyler varmış. Öyle haberler geliyor. Ben böyle yollara dizilmiş milletimi görmüştüm. Zehra demiş ki, o kadar korkunçtu ki önce bir sarsıntı. Garip bir sesle başladı, sonra sallandık, bağırdım deprem oluyor diye. Sonra çocukları kurtarmaya çalıştık. Eşimle ben tekbir getirdim. Eşim devamlı salavat getirdi diyor. Adıyaman'da Zehra çok şükür sağ salim kurtuldu. O zaman var ya, inanın yolda bir sürü kamyon vardı. Bir sürü kamyon ve hep bir şehirlerin ismi vardı. Erzurum, Elazığ, Bandırma, Adıyaman, Bursa, işte ne diyeyim ben size, Ankara, işte Karadeniz'in illeri. Hep böyle isimler vardı arabaların üstünde ve
Yollar tıkanmıştı, milim milim gidiyorduk. Üçüncü gün Adapazarı'na ulaşırken. Şimdi bugünle gerçekten yardımdan yollar tıkandı. İnsanlar zaten bir kar tıkamıştı. İnsanlar döküldü ya, Türkiye oraya döküldü. Annem kalpten gidecek. Gidilmiyor be Sinem, gidilmiyor. Yaşıyoruz be ablam. Yaşıyoruz, gerçekten yaşıyoruz. Zehra diyor ki kesin ölürüz. Evimiz eski dedim. Bitene kadar kalkıp kaçma fırsatımız bile olmadı. O an insanın aklı duruyor. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Değil mi? O büyük müthiş sallantı. Ortalık yıkılıyor. Müthiş bir gürültü duymuştuk biz Gölcük depreminde. Bilmiyorum siz duydunuz mu? İnsanın nutku tutuluyor. Ne yapacağını bilemiyor ki. Zaten kaçacak bir zaman da yok. Diyarbakır'dan bir görüntü izledim. Siz de seyretmişsinizdir. Anında sallanıyor ve anında yıkılıyor. Yani sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kaçamazsınız, edemezsiniz. Kaçmaya çalışanlar daha çok gitti. Kaçmaya çalışanlar sanki daha çok gitti. Ve bir de hani artık bir arkadaşımın büyük olduğunu anlayamadı. Öğlene kadar kimse bu kadar Maraş'ta sonra döküldü. Hatay, Adıyaman, Malatya diye kimse bu kadar büyük olduğunu anlayamadı. Ya 7 nokta deyince İlyas biz 7.2 yaşadık ya burada Gölcük'te. Zaten 7 nokta dedikten sonra var ya diyorsun ki büyük bir yerler yıkıldı, yıkıldı bitti diyorsun. Zaten hani Gölcük'ü ve sizler şimdi gençsiniz ha. Gölcük'ü, Sakarya'yı falan biz bildiğimiz için zaten 7 ve yanına bir nokta dedikleri zaman diyorsun ki çok büyük bir yer gitti. Büyük bir yer gitti diyorsun. Ama tabii 10 il büyük bir yer dedik ama biz 10 il sayısını bile bilmediğimiz ilçe, sayısını bile aklımızın alamayacağı kadar köy olduğunu düşünemedik. Ve ondan sonra saat 13 civarlarında olan ikinci deprem. Sanki bir tokat atıldı da yerden tam kalkarken bir tokat daha geldi. Ve maalesef bir arkadaşımın dayısı, Malatyalı kendisi ama Maraş'taymışlar sanırım. Deprem oluyor ve evden kurtuluyorlar. Evleri ağır hasar alıyor. Ağır hasar alıyor. Onu şimdi açıklayacağım. Ben bir seslendirme yaptım. Orada bu konu açıklanmıştı. Ben yine açıklayacağım onun nasıl olduğunu İlyas şimdi. 9.1 depreminden neden daha şiddetli hissettiğimizi açıklayacağım şimdi. Bir bilim adamının verileriyle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çıkıyorlar tabii, dışarısı çok soğuk ya. Soğuk olduğu için hemen aceleyle bir ev buluyorlar ve hemen o eve giriyorlar. Ve küt ikinci deprem ve yıkıldı. Ve eşi de çocukları da maalesef göçük altında kaldılar. İlyas, onu şimdi anlatayım, söyleyeyim. Ne olduğunu ben bir seslendirme yaptım. Bir bilim adamının bu konudakini, evet, yüzeye yakın olmasıyla alakalı. Japonya depremi karadan 100 ya da 125 kilometre uzakta denizde oldu. Biliyorsunuz Japonya bir deniz ülkesi. 100 ya da 125 kilometre uzakta oldu ve depremin derinliği de, 9.1 depreminin derinliği de yerin 25 kilometre altında oldu. Bizim depremimiz maalesef karada oldu ve yine maalesef derinliğin 7 kilometre, yerin 7 kilometre altında oldu. Onun için şiddetinin, sadece birinci depremin şiddetinin 60 tane atom bombasına eşit olduğunu söylüyorlar. Yani bu karada görülen, yine bilim adamlarının söylemesine göre karada görülen en büyük deprem olduğu söyleniyor bunun. Bilim adamları öyle olduğunu söylüyor.
Bizim bildiğimiz karada görülen en büyük deprem diyorlar. İkinci büyük depremde evde odada tek başımdaydım. Üstümü değiştiriyordum. Abdest alacaktım. Başladı. Bitene kadar da o zaman çıkmış dışarıya. İşte yani birinci depremden sonra böyle eve girenler oldu. Ve ikinci depremde daha büyük bir felaketi getirdi maalesef. Dediğim gibi acımız gerçekten çok büyük. Ne desek kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer. Kul olarak çok aciziz. Aciz olduğumuz bir yer. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. O günden beri hani şöyle söyleyeyim. Dün bir resim gördüm. Küçük bir çocuğun eline bir yemek tepsisi vermişler. Çadırın arkasına geçmiş. Ama yemeği şöyle kenara koymuş ve iki büklüm oturmuş ağlıyor. Bir gecede 108 saniyede hayatlar alt üst oldu. Her şey. Yarına yapılacak planlar, edilen hesaplar, hepsinin birden defter dürüldü. Yani aynı şeyleri tekrarlıyorum. Yine Adana'ya ağlasam Antep mahzun kalır. Urfa'ya üzülsem Malatya'nın boynu bükük. Adıyaman'a yardım gitsem kilise öksüz. Diyarbakır ne oldu desem Hatay'dan haber yok. Maraş'ta kıyamet koptu kiliste can pazarı. Ateş düştüğü yeri değil hepimizi yaktı. Ve Halep. Evet ve Halep. Abluka olduğunda yüreğimizde abluka olmuştu. Oraya ulaşamadığımızda, insani yardım gönderilmediğinde, daha çok uzak değil ya, daha birkaç sene önce, daha dün gibi hatırlıyorum, abluka olmuştu ve biz sınıra, cilve gözü sınır kapısına gitmiştik. O ablukanın delinmesi için 2 ay sonra. Daha yeniydi benim Hatay'ı gördüğüm. Daha yeniydi benim orada uyuduğum, abdest aldığım, namaz kıldığım, yemek yediğim yerler. Hadi biriniz canlı yayına bağlanın da ben de kelimelerin bittiği yerde kelime üretmeye çalışıyorum. Evet. Kaç saniye sürdü? 108 saniye sürdüğünü söylüyorlar Zehra. Çok büyük bir zaman. Biz en büyük yardım eden ülke sıralaması 1. Katar, 2. Pakistan, 3. Suudi Arabistan, 4. Kuveyt, 5. Birleşik Arap Emirlikleri, 6. Azerbaycan, 7. Meksika, 8. Rusya. Meksika mı? Çok şaşırdım gerçekten. Bu insanlar yokluk içinde 7. sıraya girdiler öyle mi? Allah razı olsun. Ya Pakistan'da sadece bir iş adamı, sadece bir iş adamı 30 milyon dolar bağışladı Pakistan'da. Ya Amerika'dan gelen 2 tane bağış haberi var. İkisi de çok etkiledi beni. Birisi Amerika'da yardım toplanıyor Türk Büyükelçiliğinde. Bir Amerikalı geliyor. 2 tane termal eldiven alabilmiş. Ve gelmiş demiş ki sadece bunu aldım. Bunları demiş deprem bölgesine götürebilir misiniz? Çok etkilendim bundan. Allah razı olsun o insana. Allah dedim hiçbir zaman onu soğukta koymasın. Hiç elleri üşümesin. Sonra ikinci bir haber. Yine bunu da dün duydum. Yine Amerika Büyükelçiliğine valizlerle paralar getirilmiş. 30 milyon dolar.
Pakistanlı bir iş adamının gönderdiğini söylemişler. Adı, sanığı yok. Kim olduğu belli değil. 30 milyon dolar bırakıp gitmişler. Bunlar gerçekten etkileyici şeyler. El Salvador 11. sırada. Gerçekten ilginç. Bak mesela şu da ilginç İlyas. İkinci sırada Pakistan'ın olması ilginç değil mi sence? Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi Pakistan. Katar çok zengin. Çok büyük de yardımlar yaptı. Allah razı olsun. 20 bin tane özel bir evleri varmış onların. Sıcağa soğuğa dayanıklı. 20 bin tane o evden gönderiyor mesela. Onun yanında da hava koridoru açtı hemen daha ilk dakikalarda. Ama işte bu insanlar da var. Şimdi Pakistan'a gelince, Pakistan biliyorsunuz gerçekten çok fakir bir ülke. Allah razı olsun. Mesela bugün Kuveyt'le ilgili bir yazı okudum. Tamam, bunlar ülkelerin yaptığı yardımlar ama Kuveyt'te bir televizyon yardım toplama kampanyası başlatmış. Ve 1 milyon 110 bin Kuveyt dinarı. Bu dolardan da büyük bunun şeyi. Bu para birimi. Bu kadar para toplanmış. Azerbaycan, can Azerbaycan. Evet, o hep yanımızda, orayla ilgili. Zaten hep böyle görüyoruz videoları ve çok... Hani şöyle diyelim, kardeşiz ya, kardeş. Yani gerçekten kardeşiz. Ben gerçekten El Salvador'un yerini bilmiyorum. Güney Amerika'da, onu biliyorum sadece. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Mesela Malta yardım ekipleri gönderdi. Irak'tan şunu biliyorum, ilk arama kurtarma ekibi Irak'tan geldi ve bu da haberlerde verildi. Ama bilmiyorum tabii, hani insanların gözünden kaçmış olabilir, ben onu biliyorum. Evet bak, yani ikisinin arasındaki fark ya 2.2 milyar çok arada gerçekten fark yok. Ama yalnız İlyas 2.5 milyar Katar'ın nakit olarak verdiği para. Bir de nakit vermediği var. Onu da şey yapalım. Bu nakit olarak verdiği. Katar'daki evet o da 1 milyona yaklaştı demişlerdi. 868 milyon evet Katar. Evet bunu söylemişlerdi. 1 milyona yaklaştığını söyledi. Evet El Salvador gerçekten beni de şaşırttı. Barzani evet evet Barzani biz kardeşiz dedi, gönderdi. Ben çok iyi hatırlıyorum ama tabii arkadaşlar duymamış olabilir. Ben Irak'ın ilk gelen ekipler arasında olduğunu çok iyi biliyorum. Barzani'nin öyle dediğini de biliyorum. Evet arama kurtarma ekipleri hariç, arama kurtarma ekipleri ya, dünya oraya yığıldı gerçekten. Hani Birleşmiş Milletler acil yardım sekreterliği mi derler artık, ne derlerse o, bugün Türkiye'deydi deprem bölgesi, dün mü bugün mü, inşallah harcanacaktır diye düşünüyorum. Oraların imar edilmesi gerekiyor. Yeniden şehirlerin kurulması gerekiyor orada. Çünkü bitmiş, gerçekten bitmiş. Kalanlara da girilecek gibi değilmiş. Öyle söylüyorlar. Çok kötü olduğunu söylüyorlar durumun. İnşallah düzelir. Şimdi herkes orada ya, arama kurtarma. Şu anda televizyonda bakıyorum da sessizlik var. İki yerde sessizlik dediler. İnşallah oralardan canlılar çıkar. Ya ben şunu söylüyorum. Yaralar bir şekilde sarılacak. Yaralar sarılıyor. Ama var ya, o acısı oradan çıkmıyor. O yaralar sarılır. Bugünler biter. 17 Ağustos gibi unutulur. Ben hep Yalova'da 17 Ağustos'tan sonra yapılan bir mezarlık vardır.
Hep oradan geçerken anarım depremin şeyini. Evet, izledim bunu. Ya Ukrayna ile Rusya savaşı bıraktı ya. Savaşı bırakıp yardıma geldi ya. Şu anda bize yardım ediyorlar. Arama kurtarma ekipleri burada. Her tarafta uğraşıyorlar. Yunanistan geldi. Evet. Hepsi burada ya. Ya ben hep şunu söylüyorum. Bir taş bile kaldırıyorsa bir insan, bir çocuğun başını bile okşayıp şu gözyaşlarını siliyorsa, her kim olursa olsun, Allah ondan razı olsun. Neye inanıyorsa inansın, Allah ondan razı olsun. Allah emeklerini boşa çıkarmasın. İnşallah şuradan bir güzel haberler alırız. Ablam bitti de ondan. Onun için çekiliyorlar. Köpeklerle ve ellerindeki aletlerle tarama yaptılar. Tarama yapılıyorlar ve artık bir hafta geçti. Çekiliyorlar. Nefes alma, her yere giriliyor. Termal kameralar varmış ellerinde zaten. Isıya duyarlı. En ufacık bir hareket olan her yerde çalışma yaptılar, yapıyorlar ama zaten birkaç yerde Starbuck boykotu hak etmemiş İlyas. Ben sana onu göndereceğim. Starbuck depremin zaten biliyorsunuz birinci gün pek ulaşım olmadı. Havalar açıldıktan sonra Starbuck oraya gitmiş ve tırlarla sıcak kahve dağıtmış insanlara. Ben de evet bunlara çok kızmıştım ama şöyle söyleyeyim, biz hani böyle sosyal medyada görmüyoruz ya, görmediğimiz zaman o insanların bir faydasının dokunmadığını düşünüyoruz. Ama belki de sessiz sessiz yapıyordur. Starbuck da öyle dedi ve kendisi yayınladı, ben sana bunu atarım. Şeyler açıldığı zaman, hava ve şey açıldıktan sonra dedi, biz evet oraya tırlarımızla gittik. Her şehire bir tır göndermiş ve sıcak kahve dağıtmaya başlamış. Onların şeylerini de yayınladı. Gün gün, saat saat yayınladı. Hani biz biraz böyle gözümüz görmeyince diyoruz ya, o yapmamıştır. Geçen birisi yazmış, işte bunları yazmış. Şu nerede, bu nerede isimler yazmış. Ya ben dedim ki neden hep böyle, ya ene duygumuz çok genişmiş. Sadece şöyle kendimizi görüyoruz ve öbürlerini hiç görmüyoruz. Aslında o insanlar da orada bir şekilde kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şey söyleyeceğim, yani hani ismi çok büyük olduğu için söylüyorum. Koçlar nerede demiş vatandaşım biri. Koçlar nerede? Koçlar orada kardeşim. Yağmacılar her zaman oldu. Yağmacılar her zaman oldu. İlyas, Gölcük'te de vardı. Ya ben hatırlıyorum, insanların altın dişlerini söküldüğünü hatırlıyorum ya. Hatta size şunu da söyleyeyim. Ben bunu Gölcük'te böyle bir şey görmüştüm. İnsanlar şey yapmışlardı ya. Biz Gemlik'te oturuyorduk o sırada. Gemlik'te benim bildiğim, tanıdığım birileri Gölcük'te depremzede diye orada bir çadıra yerleşmişti, biliyor musunuz, yardımlar alabilmek için. Bunu da görmüştüm. Şimdi de bunlar alıyor maalesef. Gölcük depreminde yağmacıların yarısını gömdüler zaten şeyin arasına. Yağmacılar hep oluyor. Ya şimdi şöyle bir şeyimiz var bizim. Bu milletin delisi kadar çok şükür delisi yok. Hani bunlar... Kötü niyetli insanlar hep var. Allah yardım etsin.
Mehmet Bey canlı mı çıkardılar? O bayan çok heyecanlandı spiker. Sen sessiz tek bir Maraş'ta mısın? Deprem olmuş. Maraş'ta deprem oluyor diyor. Evet, evet, evet. Allah korusun. Maraş'ta deprem olduğunu söylemiş. Evet. Kaç belli değildir daha. Allah yardım etsin. Ya Rabbim sen yardım et. Bak bak deprem düşüyor. Bina yeni bina mı yıkılıyor? Hı-hı. Yeni şimdi yıkılıyor bu bina. Bak, şimdi yıkılıyor. Şimdi yıkılıyor Allah'ım ya Rabbim. Yıkılıyor şu anda canlı yayında bir binanın Maraş'ta çökme görüntülerini gösteriyorlar. Allah'ım sen yardım et. Aleyküm selam yurda gül. Ben de karşımda televizyon açık. Ben de seyrediyorum. Tamam Maraş'ta deyince acaba orada mısın dedim. Ya gerçekten kulun şu anda yapabileceği hiçbir şey yok. Kul sadece dua edecek. Olayı tam hatırlamıyorum da. Şimdi bölük pörçük anlatacağım. İlyas sen İstanbul'da değil misin? Size bölük pörçük anlatacağım. Tam tarihleri de bilemiyorum ama. Hani araştırmak isteyen araştırsın. 1800'lü yıllar, 1500'lü yıllarda olsa gerek İstanbul'da böyle bir seri seri depremler olmaya başlamış. Başkent İstanbul'da tabii deprem bir türlü durmuyor. Hatta birkaç yer böyle yıkılıp tekrar yapılıyor. Tam yapılıyor tekrar yıkılıyor İstanbul'da. 1500'lü yıllarda o tarihi hatırlıyorum da tam o zaman padişah kimdi şuydu buydu falan söyleyemeyeceğim. Sonra ablacığım her yer için söyleniyor. Vallahi hepimiz bir dinamit üstünde oturuyoruz biz. Kuzey Anadolu fay attı, Güneydoğu Anadolu fay attı, işte şu fay attı, bu fay attı. Türkiye'nin fay haritasına baktın mı her taraf kıpkırmızı. İstanbul için gerçekten korkunç olur. Allah yaşatmasın. İstanbul'da bütün binalar iç içe. Çok kötü İstanbul'da durum. Burada 13 milyon insan, orada 20 milyon insan. Çok korkunç. Allah yaşatmasın. Şimdi padişaha diyorlar ki İstanbul sürekli sallanıyor. O zaman şehir üstamı diyor ki padişaha. Padişahım diyor İstanbul'u terk et. Sen buradasın, İstanbul boyuna sallanıyor. Hani şöyle düşünün. Yunus Aleyhisselam'ın teknenin geminin üstündeyken geminin denizin fırtınaya karışması işi gibi. Bunun gibi diyor ki sende diyor bir hata var ki İstanbul sallanıyor git buradan İstanbul'dan. İstanbul'dan gidiyor o zamanın padişahı Edirne'ye kuruyor otağını. İstanbul'da yine bir deprem oluyor. O zaman el açıp yalvarıyor Allah'ım diyor. Bu zalim kulun İstanbul'u artık terk etti. Bu felaketlere bir dur de. İsimleri hatırlayamıyorum ama olayı çok iyi hatırlıyorum. Evet abicim İlyas işi 6 aylık yapılar. Evet evet 1 yıllık evet aynen. Bit gibi bitiyor İstanbul'da. Allah yaşatmasın. Ya şimdi yine depremle ilgili bir şey daha anlatacağım size. Hazreti Ömer zamanında Mekke Medine'de çok deprem olurmuş. Orası da aktif fayların olduğu bir bölge sanıyorum ama çok depremler oluyormuş. Sürekli sallanıyor, sürekli sallanıyor. Hazreti Ömer zamanı. Bir gün bir türlü depremler dinmiyor. Hazreti Ömer diyor ki işte tövbe getiriyor. Falan böyle hep ibadet ediyor, dua ediyor, Allah'tan yardım diliyor. Bir gün namazdayken sallandığı söylenir. Ve Hazreti Ömer'in sağ ayağını yere koyup ya Rabbi ben tövbe ettim burayı mı terk edeyim diye ayağını yere vurduğunu ve ondan sonra deprem olmadığını söylerler. Tabii bunlar kıssa tarihi gerçekliği var mı bunu bilmiyorum ama İstanbul depreminin tarihi gerçekliği var. Ya depremler dünyanın gerçeği ya. 9.1 deprem. 4.7'ymiş. Maraş'ta olan mı? Zaten bütün binalar sakat gidiyordur yani hepsi sakatlandı.
Ya 9.1 Japonya depreminde 19 bin kişi ölmüş mesela. 125 kilometre denizin açığında olmuş. Bizim depremimiz, bizde olan depremden kat kat şiddeti düşük. Hani çarpma etkisi düşük. Benim anlattığım hadisimi. Ya tam şey yapamadım şimdi. Eğer aklıma gelseydi daha önceden bunu şey yapardım, size tam anlatırdım ama aklımda kalanıyla kadar anlattım. Artık 52 yaşındayım. Unutuyorum böyle şeyleri, tam tarihleri falan ama Hazreti Ömer zamanında olduğunu biliyorum bunun. Böyle olduğunu biliyorum. İnşallah yanlış anlatmamışımdır. Çünkü bu tür şeyleri yanlış anlatmak da çok yanlış. Hani diyoruz ya, Japonya'da ölmüyorlar. Maalesef Japonya'da ölüyorlarmış. 19 bin kişi öldü o zaman da. O zaman denizin içinde olduğu için biliyorsunuz büyük bir şey de olmuştu. Bir nükleer santralde. Gerçekten İlyas, şöyle söyleyeyim. Bir tane bizim çocukluğumuzda bir laf vardı. Şimdi var mı bilmiyorum bu laf da. Böyle bir şey yapanları, büyük suç işleyenleri derlerdi ki Taksim'de sallandıracaksın, birkaç tanesini görecekler. Bir daha yapıyorlar mı derlerdi. Gerçekten bunu düşünüyorum, biliyor musun, bu tip şeyleri duyunca. Taksim'de birkaç tanesini sallandıracaksın. Ya bugün bir görüntü geldi. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyorum ama hasar görmüş duvarın kolon olan kısmı, kolon yerini kırıyorlar ve içi boş o kolonun. Böyle bir şey gösterler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Sonra straforlar koyduklarını binaların şeylerin içine. Ya bunlar olacak şey mi kardeşim ya? Olacak şey mi ya? Resmen kasten adam öldürmek bunlar ya. Ama İlyas, bir de şunu düşünüyorum, biliyor musun? Koskoca Gölcük depremi oldu. Bir Veli Göçer diye bir tane bir müteahhit tutuklandı, yargılandı falan. Koskoca Gölcük, Yalova'yı, Sakarya'yı o yapmamıştı ki. Sadece bir tane. Şimdi de 3-4 tane tutuklandı sanıyorum. Alındı 3-4 tane. Ya İlyas, ben Gaziantep'teki depremde olanı gördün mü? Gaziantep'teki depremde o var ya, o hemşireler var ya, ben artık hani böyle hemşirelere Florence Nightingale anlatırlar ya, bence bu hemşirelere anlatmalılar. İki tane hemşire deprem sırasında Gaziantep'te, biliyorsunuz Gaziantep yıkıldı ya resmen. Çok şükür, sağ ol, sağ ol Naz. Sen de hoş geldin. Çok şükür hastanelerimizde bir şey olmadı. Bir tek Hatay'da şehir hastanesine bağlı bir ek hizmet binası varmış başka bir yerde. O da eski bir binaymış. O binada hasar oluştu. Diğerlerinde oluşmadı çok şükür. O binada sorun vardı. Gaziantep'te deprem zamanı deprem için yeni doğan yoğun bakım ünitesinde, tabii o şeyler, küvezler sallanıyor. İki tane hemşire içeri girdi, inanın diğerleri belki kaçmıştır. O küvezleri tuttu, biliyor musunuz? O resimleri Sağlık Bakanı yayınladı, o görüntüleri. Bence o hastanelerin adı, o hastanenin adı, o hemşireler bugün yaşarken o hemşirelerin adı verilmeli o hastanelere. Eski hastanelerde Zehra, evet bunlar var, eski hastanelerde. Yeniler çok şükür, yenilere bir şey olmamış. Depremi çok az hissetmişler. Ama bir de şu da var. Ben şunu düşünüyorum. Fay kırıklarını gördünüz değil mi? Hep her yerde basında çıktı, her yerde çıktı. O fay kırıkların üstüne hiçbir şey dayanmaz ya. Yıkılan evler de zaten o fay kırıklarının üzerindeki evler yıkıldı. Hani hep zemin etüdü yapılıyor. Binalar yapılırken zemin etüdü yapılıyor güya. Bunlar nasıl zemin etüdü yaptıysa gidip binaları fay hatlarının üstüne kurmuşlar. Ya sessiz tekbir, ben öyle diyorum. İnşallah bakanlık bunu, hani hep birlikte bakanlığa yazalım bunu. Herkes bir atsın bir mail, bir tweet, bir şeyler atsın. Bu hemşirelerin adı, bu hemşireler yaşarken, hayattayken, hani çocuklarına şöyle desinler. İşte Gaziantep
bilmem ne hastanesi var ya, işte o benim adımı aldı. Bunu desinler ve hemşirelere bunlar okutulsun. Çok yüce gönüllü, çok güzel bir şey bu ve hiçbir değeri, hiçbir ölçüsü olmayan şeyler bunlar. Yığma tuğladır ablacığım, işte yığma tuğla olunca yıkılmıyor derler ya. Benim babamın evi de birinci kat yığma tuğlaydı, yıkılmadı. Ayakta lüks evler çoktu, evet. Evet, maalesef o lüks evler yıkıldı. 3 milyonluk mezar. Bir anne öyle dedi. Kızımıza 3 milyonluk bir mezar almışız. Evet, evet, evet. O hemşireleri, Sağlık Bakanı o görüntüleri yayınladı. Hani görüp ellerini öpmek isterim gerçekten. O insanların. Belki herkes kaçtı, herkes gitti ama onlar... O bebekleri bırakmamışlar. Ne yüce gönül ya. Bizim halkımızın içinde böyle insanlar çok var. Allah razı olsun onlardan. Çok fazla var. Belki de onların yüzü suyu hürmetine hala biz ayaktayız. Bu tip insanların yüzü suyu hürmetine. Ah. Bir yandan evet Mehmet Bey canlı çıktı galiba. Ambulans gelmiş. Neresi? Çıkarılıyor. İskenderun'da bir kişi daha enkazdan çıkarılıyor. İskenderun'da bir kişi ambulans yaklaşmış şu anda. Bir kişi canlı çıkarılıyormuş. İskenderun'da. Yo Mehmet Bey serumu falan geliyor. Çıkarılmış. Evet, evet çıkarılmış İskenderun. Ya çok güzel yerlerdi buralar biliyor musunuz? O Hatay. Halep ablukasında Hatay'a gitmiştik. 2-3 gün kaldık orada. Çok güzeldi. Bugün Mehmet abiye takılasın bile yok değil mi? Benim de yok. Ya İlyas dün bir grupların birinde... çocuk annesinin telefonunu eline geçirmiş, böyle mırıl 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 bir şeyler konuşuyordu, tamam mı? Onun sesini duyunca güldüm ve dedim ki, yazdım dedim ki, günlerdir ilk defa yüzümde bir gülümseme oluşturdu bu cennet kuşu, Allah ondan razı olsun. Gülsek bile yüreğimiz acıyor gerçekten. Ama o dostlarımızı da görünce seviniyoruz, mutlu oluyoruz değil mi İlyas? O sıralamaları görünce dünyada yalnız değilmişiz. Onları görünce çok mutlu oluyoruz. Gördüğün gibi Mehmet abin çayımı getirdi. Bir tane şiir okuyayım size. Sonra kimin yazdığını soracağım size. Erzincan'da bir kuş var. Kanadında gümüş yok. Gitti yarim gelmedi. Gayrı bunda bir iş yok. Oy dağlar dağlar dağlar. Aldı ellerine kanlı başını. Karın ortasında Erzincan ağlar. O ağlamasında. Kimler ağlasın? Kar yağar lapa lapa. Tipidir gelir geçer. Yan yana sırt üstü yatan ölüler. Akşam olur. Tandırmaz ateşini yandırmaz. Gün ağrır şafak söker. Kimsecikler gitmez suya. Ezilmiş başlarıyla ölüler. Vardılar uyanılmaz uykuya. Ses edip geceye beyaz taşından. Kışlanın saati çaldı ikiyi. Ne çabuk lahza bitti yaşamak. Kimisi 6 aylık. Kimisi sakalı ak. Kimi 14. Kimi 13 yaş.
Kimi yola gidecek, kimisi mektup bekler, yan yana sırt üstü yatanlar. Yayıkta yağ vardı, dövülmedi. Ak peynir torbaya koyulamadı. Hasret gitti ölüler, dünyaya doyulamadı. Uyanıp da kaçamadılar. Kuş olup uçamadılar. Açıldı kuyular, kimse inemez. Erzincan beygiri Rahman'dır ama ölüler ata binemez. Yan yana sırt üstü yatan ölüler. Bu şiir Nazım Hikmet'in Erzincan depreminde yazmış bunu. İşte bugünü anlatıyor. Demek ki o zaman da kar varmış. Kayınvalidem ameliyat oldu depremden 3 gün önce. Dedik ameliyat başarılı geçsin. Çocuklara çikolata dağıtacağız. Bugün o çocuklar nasıl koşup etrafı sardılar görmen lazım. Benim de bugün güldü yüzüm. Evet, çocuklar güldürüyor. Yoksa gerçekten halimiz sadece ağlanacak gibi. İstanbul'a da çok geldiler. Buraya da çok geldi depremzedeler. Şimdi epey bir depremzede geldi. Onlara evler bakılıyor. Yurtlar hazırlanıyor. Yurtlar boş değildi. Oraların boşaltılması bekleniyor şu anda. Oralara yerleştirilecek. Sosyal hizmet binaları vardı. Belediyelerin, kamunun falan böyle tatil yerlerinde. Oralara yerleştiriliyor. Hepsi şimdi İlyas, bir sen bir ben kalmışız. Bir yerler, bir yuva bulunmaya çalışılıyor insanlara, bir yerlere konulmaya çalışılıyor. Ama çok zor. Bu kadar insanı nereye, nasıl koyarsın, nasıl yerleştirirsin? Aileler. Bugün şeye koruyucu aile olmak için müracaat etmiştim. Bugün aradılar. Yeteriz İlyas. Bugün aradılar. Deprem çocuğu mu istiyorsunuz diye. Evet dediğimde dediler ki onları hiç kimseye vermeyeceğiz. Çünkü çocuklar çok ağır bir travma yaşıyorlar. Bu çocukların önce tedavi edilmesi lazım. Yok, bulunacak yani. Hani ben kendim böyle empati yapıyorum, ben olsam ne yapardım falan filan diye de. Bulunacaklar yani, o konulacak, bu insanlar bir yerlere konulacak. Yaşamlarını orada sürdürecekler mutlaka. Açık kalmayacaklar mutlaka. Yok, onlar asparagas habermiş, öyle şeyler yokmuş da. Ya insanlar çok yürütüyor bunları, biliyorsunuz. Fısıltı gazetesi çok güzel çalışıyor. Artık bizde fısıltı gazetesi geçti, artık yok biliyorsunuz. Sosyal medya gazetesi var. Sosyal medya gazetesi çalışıyor. İnsanlar hep bir şeyler söylüyor ama kaçırılmış çocuk yokmuş. Böyle bir şey yok diyorlar. Ama şu var. Deprem alanında tespit edilmeyen kimsesiz çocuklardan kaçırılmış olabilir, bilmiyorum. Ama bilinen öyle hastaneden falan kaçırılmış çocuk yokmuş. Bir tane doktor olduğunu söyleyen bir kadın vardı. İşte hastaneden kaçırılıyor falan filan demişti. Onun haricinde bilmiyorum. Yani Ayşenur, hoş geldin. Bu bizim Ayşenur değil mi? 17 Ağustos'ta çok oldu İlyas. Onu biliyorum. 17 Ağustos'ta çok oldu. Kaçırıldı çocuklar. Bunlar oldu. Organ mafyası hemen sarıyor zaten. Öyle bir şekilde geliyor ki patır 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 ne yaptıklarını bile bilmiyorsun. Yani bak, öyle o yıkıntıların başından falan o kurtarılan şey çocuklardan alıp, yani olmamıştır inşallah da, olduysa belki o olmuştur. Ama hastaneden çocuk kaçırılma olayı yokmuş. Öyle söylüyorlar. İnşallah yoktur. İnşallah yoktur böyle bir şey. Allah depremi Amerika'nın yaptığı konusunda mı? Yoksa Amerikan gemisinin, şu anda savaş gemisinin gelmesi konusunda mı diyorsun?
İkisi de ayrı ayrı konu çünkü. İkisinin de hakkında da konuşabiliriz. Bursa'da ev var mı aile için? Ablacığım, Bursa'da ev var aile için. Ev kiraları çok anormal yükseltilmiş. Bir, bunu söyleyeyim. Depremzedeler gelecek diye. Çünkü AFAD evleri kiralıyor ve 6 ayla 1 yıl ailenin durumuna göre 6 ayla 1 yıl arasında evinin kirasını ödüyor. Böyle bir şeyler var. Bunu duyunca tabii burada evler çok anormal seviyede zamlanmış. Onu söyleyeyim. Bağış evler de bu zamana kadar hemen hemen 400-500 civarında ev, bağış ev verildi. Sürekli de veriyor insanlar ama geldiği gibi doluyor bu evler. Bulunur mu ev? Elbette bulunur ama kirası çok yüksek. Onu söyleyeyim Zehra. Şimdi gemi yanaştı ya, o saatte deprem başlamış. Ben şunu söyleyeceğim İlyas. Depremi Amerika'nın yapması konusunda bu komplo teorilerine ben şey yapmıyorum. Bunlar komplo teorisi olarak görüyorum. Ben Amerika'yı o kadar çok büyük bir yere koymuyorum. Haşa Allah'laştırmıyorum. Yapabileceklerine inanmıyorum. Çünkü çok, bu çok büyük bir afet ya. 3 metre kıtaları birbirinden ayıran bir olay oldu. O yüzden bunu Amerika'nın yapacağına falan filan, güçlerinin bu kadar olacağına düşünmüyorum. Ben bunun hani Amerika'nın yaptığını söylemenin de bir şirk olduğunu düşünüyorum. Hiç mantıklı değil. Çünkü dağların yerinden oynatılacağını Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisinin oynatacağını söylüyor. Bunu Ayfer hoş geldin. Bunu kimsenin yapamayacağını söylüyor. Ben yapacağım diyor. O zaman o zaman bunu sadece Allah yapabilir. Başka hiçbir şey yapamaz bunu. Bunun olacağını düşünmüyorum. Ama diğer savaş uçağı gemisinin, uçak gemisinin gelmesi konusunda söylüyorsan, evet, davet edilmediği yere niye geliyorlar? İstemiyoruz, gelmesinler. Yani onların gelmesini istemiyorum tabii ki. Ne demiş? Pansiyonda eşim de gelmek istiyor. Evet, pansiyonlara yerleştiriyorlar Zehra. Şu anda yurtlar zaten hazırlanıyor sizlerin yerleştirilmesi için. Bu taraflara gelmek isteyenleri oralara yerleştirecekler. O zaman daha rahatlayacak, hani gelenler en azından yurtlarda kalacak. Ve dediğim gibi tatil köylerinde tesisler var, oralara da yerleştirecekler. Bu şekilde yerleştirmeler yapılacak ama ev olarak ev sıkıntı. Evet, benim mantığıma Leyla geldi, Nermin geldi. Evet, gene bizim ekip geldi, beni yalnız bırakmıyor. Hadi birinizi canlı yayın alalım da ben de böyle boş boş kendi kendime konuşmayayım. Yani İlyas, ben o konuda öyle düşünüyorum. Çok mantık dışı. Hani şeyi de, Covid mikrobunu da dedik Amerika üretti. Hep böyle Amerika'yı çok yüksek yerlere koruyoruz. Hani böyle yapılamayanı o yapıyor. Ay harika, her şeyi o yapıyor, ediyor gibi düşünüyoruz. Bence çok büyük bir yere koyuyoruz. Hiçbir şey, bir halk yedikleri yok. Yapacaklarını, yapabileceklerini sanmıyorum. Çünkü Allah ruhsat vermiyor. Dağları ben oynatırım diye Allah'ın ayeti var. Dağları ancak Allah oynatabilir. 3 metre oynattı yerinden. Şimdi oğlum bana kızacak yanlış söylüyorum diye. Görland adası mıydı oğlum? Görland adasını oynattı yerinden ya. Oralar oynadı yerinden. O yüzden sanmıyorum Amerika'nın bu kadar şey olduğunu. Allah ruhsat da vermesin. Allah ruhsat vermesin bu konuda ama ruhsatları olduğunu da sanmıyorum ben o dünyanın canisinin böyle şeylerini yapmaya. Grönland, evet, Grönland adası. Benim çünkü böyle, ben yabancı diller konusunda çok fakirim İlyas. Fakir olduğum için de böyle telaffuzda çok zorlanıyorum. Oğlum böyle bana sürekli söylüyor, sen hep yanlış telaffuz ediyorsun diye. Onun için söyledim. Ya bir şekilde bu yaralar sarılacak. İlyas demiş, bak hoş geldin Leyla teyze demiş sana Leyla. Dedim ya, bak tam senin şey geldiğinde böyle gözüm gitti demedim mi o zaman? Sen de hoş geldin Naz dedim hatırlıyorum. Böyle tam konuşurken arada söyledim. Seni gördüm, sen bana bir şey yazmıştın orada. Öyle dedim. Ama unutmuş da olabilirim. Unuttuysam da kusura bakma. Çünkü bazen böyle arada insanlar geçiyor, unutmuş olabiliyorum.
Yani böyle, ben Amerika'yı çok büyük bir yere oturtmuyorum. Öyle bir şeyim yok. Bak demişim değil mi? Ben şahidim dedi diyor İlyas. Dediğimi hatırlıyorum ama yani unutmuş da olabilirim. Kafam çok dalgın. Deprem bölgelerinden görüntüler göndermiş. O gemi olay olduğunda gece sallandık. Ben uyandım, baktım öyle yazıyor. İnandırıcı gelmedi. Diğerleri de panik yapıp korkutmak istemedim. Çabuk bitti. Yalnız şunu hatırlıyor musunuz? Son günlerde o civarda hep petrol çıkıyordu yerden. Onu hatırlıyor musunuz? Hep petrol, bir yerlerden hep petrol çıkıyordu. En çok benim mesela deprem öncesinden aklımda kalan bu olay oldu. Sağ ol Leyla. Aklımda kalan olay bu oldu. Hep petrol çıktı. Bu bir hareketmiş mesela. Bence bir jeolojik hareketmiş. Gösteriyormuş kendini de. Tabii şimdi deprem yani şey olmuyor. Deprem bu hiç. Ya diyorum ya, ayet var bu konuda, onu sadece ben yaparım diyor Allah. O yüzden sadece Allah'ın yapacağına inandığım, amel ettiğim için Amerika ben yaptım, şöyle şöyle yaptım da, böyle yaptım da, bunu da ettim de, bunu da ettim de deyip kendini gözümüzde böyle çok farklı bir noktaya da koysa da ben inanmıyorum onu. Bence insanlara şey böyle akıl korkusu veriyorlar. Ha belki depremi önceden belki olabileceğini fark edip oraya gemisini göndermiş olabilir. Belki fark etmiştir, ona bir şey diyemem. Evet, Allah'tan başka hiçbir kimse yapamaz. Yalnız geçen bir hoca şunu söyledi. Dedi ki var olan enerjiyi açığa çıkarabilir dedi. Orada bir enerji birikmesi olur. Depreme hazırdır, patlayacaktır. Hani şöyle söyleyelim, bir çıban çıkmıştır. Çıban çıkar, eğer sen dokunmazsan da olgunlaşır, olgunlaşır, kendi kendine patlar ya. Bazen de şöyle bir dokunursun, küt diye çıkıverir içindeki irin. Aynı onun gibi düşünün. Belki öyle bir dokunup böyle küt diye çıkarabildikleri bir şey varsa bilmiyorum. Ama evet, o civarlarda deprem olacağını söylüyorlarmış. O taraflarda bilim adamları hep söylüyormuş. Allah'tan başka bilemez bunu. Yağmurun ne zaman yağacağı der, depremin ne zaman olacağı, çocuğun ne zaman doğacağı şimdi aklıma gelmiyor tam olarak. Bir nikahın ne zaman olacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Sen planlarsın ama dediğin saate uymayabilir hiçbir şey. Onun vaktinin, saatinin ne zaman olduğunu ancak Allah bilir. Daha bilim adamları bu konuları böyle çözemedi. Kur'an-ı Kerim'de de bunların çözülmesiyle insanların sanal deprem yapabilmeleriyle ilgili bir ayeti kerime var mıdır? O bilmiyorum. O kadar alim değilim ama insanlar yaşadıkça bunları çözüyor. Bu konuda bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Dediğim gibi ben inanmıyorum. Bu konularda biraz bana saçma geliyor. Bir bilim adamı demiş. Çok evet, şey. Hollandalı bir bilim adamı. Hollandalı bir bilim adamı demiş ama aynı bilim adamı, şimdi sizi korkutmayayım, Balıkesir taraflarında da bir deprem beklediğini söylüyor. Ama şey gibi değil. Maraş depremi gibi değil. Aynı haritada iki yer işaretledi. Birisi Balıkesir tarafı, birisi de Maraş tarafı ama Maraş tarafındaki depremin çok şiddetli olacağını söylüyor. Balıkesir tarafındaki depremin biraz daha düşük olduğunu. Hemen 2 günde olmuş. 2 gün içinde olmuş ya. 2 gün içinde. 2 gün önce söylemiş. İşte ayın 3'ünde söylüyor. 6'sında deprem oluyor. Yani bu kadar kısa bir zamanda oluyor demesi rast geliyor tabii ki. Hani birçok bilim adamı diyordu. Deprem olacak, deprem olacak. Zaten hep söylenen bir şeydi. O birkaç gün önce Endonezya depremini de söylemiş bu birkaç gün önce burada deprem olacak diye. Böyle söyleyen bilim adamları var tabii. Tam tarihi veremiyorlar ama yaklaştığını söylüyorlar. Onlar da tam tarihi veremedikleri için tabii ki şey olmuyor. Söylüyor, havada kalabiliyor birçoğu. Bu oldu. Allah bir daha oldurmasın. Gerçekten epeyce sıkıntılı bir süreç. Sıkıntılı bir şey. Allah'ım bir daha yaşatmasın.
ülkemizin başı hiç geç bu şeylerden kurtulmuyor, bu belalardan, afetlerden. Mehmet Bey çıktı galiba bir kişi daha. Maraş mı burası? Maraş. Bekliyorlar başında. Bu bir oluyor diye ondan 3 eksik 5 fazla tahmin ediyor. Evet evet aynen öyle. Aynı yer. Yine mi sallandı? Sallantıyı 4.6 oldu. 4.7 dedilerdi. Şimdiden 6 yazmışlar. Belki de başka olmuştur. Aynen. Çünkü orada bir hareketlilik oldu yine. Evet Allah merhamet etsin. Gerçekten Allah merhamet etsin. Yoksa kulun yapabileceği hiçbir şey yok. Kul çok aciziz. Çok çok aciziz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ya yani böyle seyrediyoruz. Sadece seyrediyoruz. Günlerdir insanlar donuyor. Dışarısı çok soğuk. Yani deprem oldu, kar yağdı, yollar kapandı. Zaten bir gün önce biliyorsunuz uçakların kalkışı yasaklanmıştı kardan dolayı. Hoş geldiniz Şehriban Kılıç ve Emine. Hoş geldin. Her şey üst üste geldi ya. Her şey üst üste geldi. Daralan. Hala yoğun kar yağışından böyle karların yolları kapatmasından dolayı ulaşılamayan köyler olduğu söyleniyor. Helikopterlerle falan gitmeye çalışıyorlar ama o da bir yere kadar oluyor herhalde. Tuğba Uğur, hoş geldin. Ya günlerce hani Maraş'ta da olmuş. Günlerdir hani deprem bir yandan, soğuk bir yandan, çok soğuk. Ya peki şeye ne diyorsunuz? Bu göçük altından çıkıp, -12 derecede göçük altından çıkıp da ben üşümüyorum diyene ne diyorsunuz ya? Hipotermi diyeceğim diyor hocanın birisi geçen gün televizyonda. Hipotermi diyeceğim ama diyor bilinçleri açık, ellerini kollarını sallayıp hareket ediyorlar ve gayet normal konuşuyorlar. Ama üşümediklerini söylüyorlar. Çok ilginç gerçekten. Evet, tırları boşaltamıyorlar ya bu yardımlar zebil oldu. Çok çok gönderildi. Allah razı olsun halkımızdan. Çok gerçekten Türkiye oraya yığdı. Şimdi bence oraya bir daha yardım gönderme değil de şimdi artık yanımıza, sağımıza, solumuza gelen insanlara yardım etme zamanı. Şimdi o. Şimdi onu yapmamız gerekiyor. Evet evet onu demiş ya. Yani bu çok ilginç. Çok ilginç gerçekten. Benle oyun oynadı, doyurdu diyor. Yani aç değiliz diyorlar. Günlerdir aç. Hani belki bu kadar uzun süre şeyden sonra açlıktan sonra açlık hissi insan hissediyor mudur bilmiyorum ama üşümemeleri çok garip bence. Üşümemiş olmaları. Evet değil mi? Ben doydum demiş yemek yedirdi bana bir abla. Ya şeyde Gölcük depreminde bir kadından dinlemiştim. Yıkıntı altından çıkmıştı o. Tabii tabii satılan bir şey yoktur ki Zehra. Neyi alacaksınız parayla? Depremin olduğunu hiç hissetmemiş. Hep yanında konuşan birisi olduğunu. Sonra göçük altından çıkarıldığı zaman bir şeylerin altında olduğunu fark etmiş. Hani yok belki tıbben bir şey vardır diyorum İlyas. Hani o kadar aç kaldıktan sonra belki açlık hissi zayıflıyor mudur insandan bilmiyorum. Ben tokum diyor. Bilemiyorum şimdi. Evet ya bu şöyle söyleyeyim. Depremin 3. 4. gününden beri bunu böyle söylüyorlar. Çok geldi artık göndermeyin diye. Aslında bunu söylüyorlar. Boşaltılmayan tırlar var. Koyacak yer yok göndermeyin. Diye bunu evet bunu duyuyorduk hep. Şimdi diyorum ya biz üzerimize düşeni yaptık gönderdik. Şimdi buralara gelen
bizim olduğumuz mekanlara gelen insanlara sahip çıkma zamanı. Şimdi bu. Ama lütfen istismara da çok uğramayalım. Bugün ben birini aradım mesela, bana bir aileden bahsettiler. Hatta şunu da söylediler. Ben AFAD'ın yardım yerini söylemiştim. Çocuklar oynamışlar, sonra yarım saatte abilerin seni çıkarmak için burada yine biz... Evet evet, bunu hatırlıyorum bak. Evet, böyle olmuş. Bunu da ben de okudum. Bir aileden bahsettiler. AFAD'ın yardım dağıtım noktasının pek ilgilenmediğini söylediler. Ben de aradım aileyi. Aile dedi ki biz dedi gittik dedi. Bize dedi birkaç parça kıyafet verdiler, gönderdiler dedi. Biraz da kumanya vermişler, yiyecek falan. Allah Allah, burada ben şimdi kaç kişiyi gönderdim? Ev tuttular, yerleştirdiler, ettiler falan filan, öyle biliyorum. Sonra tabii öğrendik ki burada depremzede karı kocanın oğulları varmış. Onun yanına gelmişler. Başlarında bir ev var. İnsanlar dört duvar arasına giriyor ve bunların o evi tamamlanmaya çalışıyor. Yani oraya eşya temin edilmeye çalışıyor. Bu insanlar oğullarının yanına gelmişler. Hatta bir de şöyle söyleyeyim, beyefendi bana şunu söyledi. Benim hanımın da kıyafeti yok. Benim hanıma da kıyafet verirseniz memnun olurum. Onlar burada oturuyorlar. Bursa'da oturuyorlar. Ha, böyle istismarda maalesef oluyor. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ya evet, çok farklı şeyler yaşıyorlar. İzmir depreminde hatırlıyor musunuz? Bir kızı dördüncü gün çıkardılar da. Dört gün mü, beş gün mü ne kaldı? Arkadaşına dedi ki o akşam olmuş dedi. Arkadaşlar dedi yattılar mı dedi. O da yani saat gecenin bilmem kaçı, evet falan dedi. Sonra dedi ki saat 11 oldu mu dedi. Dediler oldu. Ne çok da erken yatmışlar dedi kız. Sonra şey söyledi. Ama dedi sen kaç gündür buradalardı, onlar gitti. Kaç gün deyince dedi ki deprem olalı kaç gün oldu ki dedi. 4 gün. Daha bunlar ilk çıkarırken söyledikleri. 4 günde olduğunu söylediler. Ve şaşırdı. Daha yeni deprem olmuş ve birkaç saat sonra da onu çıkarmışlar gibi hissediyor olayı. Ya gerçekten hayat görünenden ibaret değil. Hayat bambaşka. Allah yardım ediyor, suyunu da içiriyor, yemeğini de yediriyor ve -11 derecede, 12 derecede üşütmüyor. Yani maalesef bak, bu tür kötüler yüzünden İlkay Ayhan Atsız. Kötüler yüzünden iyiler de arasında telef olacak diye üzülüyorum. İnşallah olmaz. Ben bu beyefendi, hani tabii olayı daha böyle deşmeden elimizde biraz eşya olduğunu söyledim. Dedi ki yeni yorgan, yatak, battaniye falan varsa biz alabiliriz dedi. Herkesin evine burada ikinci el eşyalar koyuyorlar. İnsanlar gelen evleri bir an önce hemen işte evlerinde ne bulursa götürüyorlar. Konu komşu, ben biliyorum dün arkadaşımdan. Evlerinde ne varsa evlerindekini bürüştü, komşular da götürdüler. Ama bu beyefendi böyle söyledi. İşte biraz sorgulayınca da maalesef altından böyle bir şey çıktı. İstismar her zaman olacak maalesef bu. İlkay Ayhan Atsız, bizim İlkay değil sanıyorum. Grubumuzda bir İlkay'ımız vardı bizim, kayıp İlkay. O İlkay mı acaba dedim. KLNK Tuğba, hoş geldin. İlkay sen de hoş geldin. Maalesef bunlar oluyor. Biz şimdi dediğim gibi buraya, Rukiye hoş geldin, buraya gelen, şu anda aramızda olan insanlara yardım etmeliyiz. Ya çok yağmacılık çok oluyor. Ben diyorum ya, Gölcük depreminden biliyorum. Normalde, hatta şunu söyleyeyim Zehra sana. Büyük bir ihtimal o yardımı alan kişi de sizin o bölgenizde olan, tamam ablam görüşürüz hayırlı geceler. O bölgenizde olan insanlar da değildir. Başka bir yerden gelmiştir o insanlar. Bu acıyı da çekmemiştir. Burada öyle oldu çünkü Gölcük'te başka yerlerdeki insanlar gidip oradaki depremde dağıtılan şeyleri aldılar. Hatta çadır aldılar, içinde kaldılar.
eşyaları aldılar. Bir tane arkadaşım anlatıyor, depremde diyor Gölcük'te koli paket paket battaniyeleri almış yılmış. Böyle diyor tavana kadar battaniye vardı diyor. Sordum diyor, dedim bu kadar battaniyeyi ne yapacaksın Allah aşkına? Dedim diyor, bana şunu söyledi diyor. Çocukların işine gücüne yarar, işte dağıtıyorlar da aldım koydum diye anlatanlar var yani. Bunlar oldu. İnşallah bundan sonra olmaz. Evet yani diyorum ya, iyilik yapmaya gelen kadar kötülük yapmaya gelen de olmuştur Zehra. İnsanlar düşün şimdi, oradaki polis, asker, tabii ki onlar da çok etkilendi depremden. Dışarıdan gelenler de arama kurtarma çalışmalarına mı katılsınlar, asayişi mi düşünsünler? Yani bütün hepsi sorun. Ama kötü insanlar var tabii ki. Evet, yine başladılar ihtiyarsın, gençsin demeye. Siz ihtiyarlık gençlik şeyi yapmayın. Bakın birdenbire hepsi gidebiliyor. Ne ihtiyar oluyorsun, ne genç oluyorsun, ne çocuk oluyorsun. Hele o çocuklar birdenbire büyüyorlardır herhalde. Meryem hoş geldin. Ya bugün böyle depremi konuşalım dedim ama tamam ablam. Beton da mı zamlanmış? Bak ben betondan haberim yoktu. Beton da mı zamlanmış? Ya bak bunu İlyas, şunu söyleyeyim de çık. Toroslarda bir dinlenme tesisi var. Adam %30 indirim yapmış ürünlerde. Buradan yardım kurtarma ekipleri gidiyor ya hep. Gidenler hep oradan geçiyor. Onlara %30 indirim yapmış. Ayranı 15 liradan 10 liraya indirmiş ablacığım. Daha ne diyeyim? Enkazdan takı para çıkardılar mı diye arama yapıyorlar. Ne çabuk unuttular yaşananı. Evet, zam gün. Maalesef. Ablacığım zaten birinci gün, Zehra sizin tabii bunlardan haberiniz yoktur. Birinci gün sabah deprem olduktan hemen sonra bakanlar sizin bölgeye il il dağıldılar. Ve AFAD yönetimi ele aldı. Zaten o bölgelerin valileri görevden alındılar ve yerine yakın çevre valiler atandı. Yani yasa böyledir zaten. Çünkü vali de sizinle beraber aynı yıkıntının altında kaldı. O yüzden valiler görevden alınıyor ablacığım, yasaya göre. Yerine yeni valiler atanıyor. Size yardım evet hemen hemen bir gün geç gitti. Geç gitmesinin sebebi yollar karla kapalıydı. Kar yağıyordu. Yollar kapalıydı. Hava, uçak kalkamıyordu. Deprem bölgesine gönüllüler gidebildi sadece. Gönüllü kalkabilen askeri uçaklar ve gönüllüler gitti. O yüzden evet biraz gecikme var. O yüzden oldu. Valinin olacağını sanmıyorum. Vallahi İlyas şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı öyle diyor. Hesaplanacağız, hesaplaşacağız diyor ama ekonomi okuyan birisi olarak söyleyeyim. Serbest piyasa ekonomisi var. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz o konuda. Satar yani. Hayır hayır ablacığım, görevden alma hani bir ceza suç işlemeden dolayı değil. Deprem bölgesindeki insanlar da aynen, şimdi mesela belediye başkanı da seninle birlikte göçük altındaydı. Yani deprem yaşadı. Oranın askeri de, polisi de, jandarması da, öğretmeni de, valisi de, siz hepiniz beraber sallandınız. Onun için valiyi, kaymakamı şeyi alırlar, aynı sizin gibi böyle kızağı alırlar, dinlenmeye çekerler ve onun yerine yakın çevre valileri atanır. Onlar bakarlar o bölgeye. Kaymakamlar değiştirilir. Sadece belediye başkanları değiştirilmiyor, hani onlarla ilgili bir şey yok herhalde. Alınmıyor çünkü belediye başkanları ve meclis üyeleri o bölgeye seçimle geldiği için alamıyorsun, ama bence onlar da ağır depremzede, o yüzden bir şeyler düşünülmeli onlarla da ilgili. Tabii yani vali de depremzede sonuçta, valisidir, belediye başkanıdır oranın. Bu insanlar, ben Samandağ belediye başkanını gördüm, adam
Ben hiç unutmuyorum o görüntüyü. Bir hastane bahçesinde mi oturuyordu? Ayakları çıplak o soğukta. Ayaklarını şöyle uzatmış çıplak ve ağlıyordu adam. Yani o hiç kolay bir şey değil. Eşiniz, dostunuz, bir belediye başkanıysanız muhtemelen o bölgenin insanısınız. O bölgenin çocuğusunuz siz. Sizin de sevdikleriniz toprak altında. Yine vali sadece kendi ailesiyle orada ama bir belediye başkanını düşünün. Onun sevdikleri de orada. Yıkıntılar altında sevdikleri. Hani o bölgenin şeylerinin Hatice, Merve hoş geldiniz. Ya gülüyordur ablacığım diyorum ya, bak şoka girmiştir adam ya. O da sizin gibi bir insan, bizler gibi. Şoka girmiştir adam, vardır videosu. Bizde böyle bir şey ben görmedim de vardır. Gülüyordur adam ya. Şoka girmiştir adam. Ne olduğunu anlayamamıştır yani, sonuçta o da bir insan. Hepimiz bir insanız. 108 dakika o da sizinle beraber sallandı o kadar şiddetli bir depremde. Bunlar olur ha. Bunların psikolojik eğitimlerini alıyorlar ama sonuçta insanın olay anındaki reaksiyonu çok farklı oluyor ya. Çok farklı oluyor yani. O sebeple valiler şey yapılıyor. Açığa alınıyor. Yerine yakın çevre valileri atanıyor. Hatta şöyle de bir şey de biliyorum. Onların zaten görev yerleri de değiştiriliyor daha sonra. Evet, bu geriye çektik demek çok yanlış bir laf oldu bence. Şu var, o soru bakana sorulmuş. Elektrik borcu falan ne olacak? Bu insanların borçları var diye sormuş. O da geriye çektik denmiş. Geriye çekmek taneye bir uzun bir süre, o insanlar bunu ödeyemeyecek. Yani istedikleri gibi geriye çeksinler. Değil mi? Aptallaştık yani. Ben hele 17 Ağustos'ta kalktım yataktan. Biz Gemlik'te de şiddetli hissettik. Kalktım yataktan. Sivil savunmacıydım ben. Çarşafları, battaniyeleri çıkarmaya çalıştım. Yani onları hani yıkıldı bir yerlerde. Biz sağız. Ama benim bu çarşafları ve battaniyeleri götürüp insanlara ilk yardım olarak kullanmam gerekiyor algısıyla, hani o bir şokmuş zaten. Bu bir şok etkisiyle yapıyormuşum bunu. Onları aramaya başladım evde. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Ya şimdi sessiz tekbir, şimdi böyle bir soru sorulmuş. Ne olacak? O da ertelenecek şu anda demiş. Yani bir soru sorunca soruya bu şekilde cevap vermiş. Eğer durup dururken demiş olsaydı elektrik faturalarını erteleyecek deseydi, evet senin gibi düşünürdüm ama bir soruya böyle denmiş. Evet, elektrik faturaları diyorum ya, isterse ertelenmesin. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Evler yıkılmış zaten. Yapacak bir şey yok. Gidiyor gidiyor. Gerçekten akıl ve kafada bir şey kalmıyor yani. O ben bu şekilde yaşadım. Kendim kalktım. O şokla bir şeyler aramaya başladım. Evet, korkusuz şey yapıyor. Aptallaşıyorsun ya. Bir şoka giriyorsun. Yani o bizim bir arkadaşı vardı. Allahsızmış kendisi. Allah'a inanmazmış. Yalova'da deprem oluyor. Tam da o sırada Yalova'da bu. İşte şeye gittik diyor. Bu Allah'a inanmayan zat. Futbol sahasında toplanmışlar Yalova'da. Ve Allah Allah diye bağırıyordum diyor. Meğersem inanıyormuşum da diyor. Hani inanmadığımı düşünüyormuşum diyor. O yüzden hani insan o anda çok farklı oluyor. Ben bu gibi durumlarda diyorum ki, iyi ki Allah'a inanıyoruz. İyi ki bizi bir yaratan olduğu bilinci beynimizde var. Yoksa insanoğlu dayanamaz böyle bir şeye. Katlanamaz yani. O zamanda inanmayan ve hala inanmayan birisini bulursanız lütfen benim yerime de sorun. Bu depremi bu şekilde yaşayıp da inanmayan, yaşamadan önce de inanmayan, şimdi de yaşadıktan sonra hala inanmayan bir şeye sorun. Bakın tutunacak dal ne buluyorlar kendilerinde. Ben gerçekten merak ediyorum. Yoksa insan aklını yitirir yani. Aklın hafsalanın alabileceği bir şey değil bu. Şimdi biz diyoruz ki Allah verdi, Allah aldı diyoruz. Hani bu tesellimiz bu, sığınacağımız yol bu. Biz buna inanıyoruz elhamdülillah. Ya inanmıyorsanız, kim verdi, kim aldığının hesabını bile kafanıza yerine oturtamıyorsanız ne olacak? Yani. Evet, ev yok ki elektrik faturası gelsin. Yani gelmeyecek. Ya işte bazen böyle söylenen lafları tartmak gerekiyor. Ha evet, ateistin imkansızlığı uçak düşene kadardır. Evet, aynen onun öyle olmuş.
Uçak düşene kadar olmuş. Ben bu gibi durumlarda hep öyle derim. Çok şükür imanımız var ve bu imanımıza sığınıyoruz. Eğer imanımız olmasaydı nasıl düşünürdük, ne yapardık? Bilmiyorum. İlyas sen neydi sen hangi, bak senin hangi şeyden yazdığını da unuttum bak şimdi bak. Fantastik miydi senin kitapların? Unuttum ya. Kafam beynim durdu. Ya şimdi bir kitap seslendiriyorum. Ben Leyla'ya bahsetmiştim. Kişisel gelişim kitaplarını okuduğum bir kanal açacağım. Ve o kanalda kişisel gelişim kitapları okuyacağım. Epiktetos'un kitabıyla başlayalım dedim. İlk felsefecilerin babası hükmündedir o. İbn Arabi ile devam edeceğim inşallah. Şimdi orada şöyle bir şey söylüyor. Size verilen bir fincan var. Kırıldı gitti. Verildi. Kırıldı gitti. Aynen fantastik abla. Ya sen fantastik tarihte depremleri araştırdın mı? Bir araştırsana. Çok iyi olur. Şimdi diyor ki çocuğunuz eşiniz. Halide hoş geldin. Çocuğunuz eşiniz şu bu falan da diyor. Öldüyse diyor size verilen elinizden alındı yani yapacak bir şey yok diyor. Bankalarda 3 ay mertelemiş. Daha onlar uzar ablacığım uzar. 3 ayda toparlanacak yer değil orası. Yıkıldı her taraf. İsterse ertelemesinler gitsinler adamların neyini alacaklar Allah aşkına. İsterlerse ertelemesinler. Elektrik faturası da öyle, su faturası da öyle, bankaların borcu da öyle, telefon da öyle. Aynen yani isterlerse gitsinler alsınlar. İnsanların canları gitti. Ne alırlarsa alsınlar yani. Sıkıntı çok büyük şu anda orada. Sen Zehra içindesin. İnsanlar, bir sürü insanlar gitti. İnanmayan birisi bir ömür inşaat yapanlardan nefret edecek. Hep hak arayacak ama gelen hak hiç tatmin etmeyecektir. Çünkü bu acının karşılığı yok. Bir ömür büyük sızığı inanan için ise sahibine dönüştür. Evet Merve, inanan için sahibine dönüş. Ve buna bile şükreden inanan insan buna bile şükrediyor. Ama işte diyorum ya inanmayan, ben diyorum ki hani yeni binalar yapılmış. Eminim bunlar yani daha böyle kaliteli yığma tuğlayla yapmışlardan artık biliyorsunuz şeyle yapılıyor. Evet sigorta firmasından alırlar. Deprem kapsıyor muydu acaba sigortası? Ablacığım siz evinize kalsak burada iş yok. Borcunu vermedik. Ablacığım evinizi alırken de sigorta yaptırdınız. Sigorta yaptırdığınız için evinizin borcunu sigorta ödeyecek. Siz merak etmeyin. O şey olmayacak. Deprem çok zor bir imtihan. Kesinlikle çok zor bir imtihan. Ya Bali'de Covid de çok zor bir imtihandı. Deprem de zor bir imtihan. Selde zor bir imtihan. Yangında zor bir imtihan. Allah'ın afetinden yine Allah'a sığınmak. Çünkü yapacağın hiçbir şey yok. Geçen sene de biliyorsunuz bu yaz değil ama ondan önceki yaz. Yangınlarla uğraştık. Hep yangınlar vardı. Simurlian kitabı var. Yüzüklerin Efendisi kitabının öncesini anlatıyor. Numeror adası var. Çok büyük bir güç elde ediyorlar ve tanrılara savaş arıyorlar. Tabii de kitapta. Adayı depremler. Evet sigorta yaptırılıyor. Ya zaten şu anda İlyas bu dünyanın şu andaki yeryüzü şeklinin oluşması hep depremlerle oluyor zaten. Hep depremler. Depremlerle şey olmuş. Şimdi mesela bizim Anadolu plakasıyla Arap plakası 3 metre kaydı. Biz Arap plakasına doğru 3 metre kaydık mesela. Hep depremlerle oluşmuş. Denizler depremlerle oluşmuş. Nehirler, dağlar, ovalar hepsi depremlerle oluşmuş. Hep depremlerin bir şeyi bu. Bugün dün bir hocadan dinledim profesör. Deprem jeoloji mühendisi. Deprem profesörü şey söyledi. Depremlerin olduğu topraklar çok bereketlidir dedi. Deprem olduktan sonra oradan bereket fışkırır dedi mesela. Bir de böyle bir şey de söyledi. DASK yıllık oluyor da şimdi sen evi alırken sigorta şeyle almadın banka kredisi aldıysan banka kredisiyle o zaman orada size bir sigorta yapıyorlar.
Ölebilirsiniz, bir şey olur, siz bu parayı ödeyemezsiniz. O yüzden sigortadan alıyor bankalar paranı. Banka kendini garantiye alıyor yani her şeye karşı. Neye şaşırdın Halide? Mesela şöyle bir şey söylüyor. Yanardağlar var diyor, biliyorsunuz diyor. Yanardağın eteklerinde yanardağ o kadar patlıyor diyor. Yıkılıyor, her taraf yıkılıyor. İnsanlar ölüyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama insanlar diyor oradan başka yere gidip diyor yerleşemezler mi? Yerleşebilirler. Ama gitmiyorlar diyor. Neden? Çünkü yanardağ patladıktan sonra o topraklar çok daha bereketli hale geliyor diyor. Tabii ki bak şimdi biz eşeğimizi sağlam kazığa bağlayıp Allah'a emanet edeceğiz. Kesinlikle. Bu şart şeylere uyacağız. Ondan sonra Allah'a emanet edeceğiz. Teyzenin bir tanesinde kemik erimesi varmış. Bir aydır sadece ekmek yiyormuş. Hastanenin ortasında Allah'ım canım al diye bağırdı. O an deprem kadar kötü durumlar varmış, anladım. Ha, tamam. Pompei sakinlerini hatırlattı. Gerçek hayatta Pompei sakinleri. Şimdi Merve şöyle söyleyeyim. Bazen öyle bir baş ağrısı çekerim ki, çok büyük bir baş ağrısı ve dünyada bundan daha kötüsü yok derim. Hani başımı kesip atsınlar ve ben rahatlayayım. Böyle bir hisse kapılırım. Bundan daha korkunç bir ağrı yok. Bizim inancımızda da şöyle bir şey var. Beterin beteri vardır. Mesela biz şimdi deprem dedik. Bir Gölcük depremini yaşamıştık. Belirli bir kara parçasını etkilemişti. Şimdi bir deprem yaşadık. 10 tane il. 10 tane il. 13 milyon insan. Türkiye'de deprem bekleniyordu. Hazırlıklar yapılıyordu. AFAD kuruldu. O yapıldı. Bu yapıldı. Arama kurtarma ekipleri. Ama şimdi gördük ki 13 milyon insanın etkilendiği, 10 tane ilin zarar gördüğü, yıkıldığı bir yerde yapılan hiçbir şey yetmiyormuş. Biz 10 il için şey yapmış olsaydık, bütün hazırlığımızı 10 il için yapmış olsaydık, 11 il olduğunda gene sınıfta kalacaktık. Bak Leyla, evet, evler kesinlikle fay hattı üzerine yapılmamalı. Zemin etüdü denilen bir şey var. Burada fay hattı geçiyor mu, geçirmiyor mu diye bakılıyor. Yeni yapılan bu bilmem bir şey rezidans var ya, Rönesans rezidansıdır nedir? O mesela fay hattı üzerine yapılmış. Evet, dağlara yapılsa iyi ama ovalara iniyorlar. Fay hattı üzerine yaptığın zaman da o kırıkları gördünüz. O kırıklarda ne kadar sağlam ev yaparsan yap, o kırıklarda o evler ayakta durmaz. 2-2-4. Durmaz yani. Ne kadar ne yaparsan yap. 3 milyonluk mezar olur o zaman. Kesinlikle o kadar büyük bir deprem beklenmiyordu. Kesinlikle beklenmiyordu. Mehmet Akif'in bir sözü var. Nur istiyoruz. Boğmaya kan gönderiyorsun. Neydi? Yandık diyoruz. Boğmaya kan gönderiyorsun. Şiiri. Haşa, zulmetmez ki kullarına hüda. Yandık diyoruz. Boğmaya kan gönderiyorsun. Haşa, zulmetmez ki kullarına hüdası. Herkesin çektiği kendi başının cezası. İşte fay hattının üstüne ev yaparsan yandık dersin, boğmaya kan gelir. Değil mi? Bir de hak bela yazmaz, kul azmayınca diye de bir şey vardır, unutmayın. Tedbir ve tevekkül. Tedbir ve tevekkül. Tedbir almamız gerekiyor. Unutuyoruz. Biz balık hafızalıyız. Her şeyi unutuyoruz. Maalesef. Evet, TOKİ evleri yıkılmamış. Hastaneler yıkılmadı. Onlar fay hattından uzak yerlerdeydi.
Ya inşallah bu şimdi bilmiyorum Erzincan tarafını gördünüz mü? Yeni yapılan deprem konutlarını, şehir taşındı Erzincan biliyorsunuz. Sanıyorum şimdi de öyle yapacaklar. Taşıyacaklar bu şehirlere herhalde. Daha de fay hattından uzak noktalara taşıyacaklar sanırım. Daha uzak yerlere konulacak bunlar. İnşallah böyle yapılır. Hani bilim adamların dediklerine tabii ki bakacağız, kale alacağız ama Allah'ın da ne zaman afet göndereceği de belli değil. Hani bunu da araya not olarak sıkıştırdıktan sonra şöyle söyleyeceğim. Bir 500-600 sene buralarda deprem beklemiyorlar. Ama tabii afet gelir mi? Allah bir deprem daha yaratır mı? Çünkü peş peşe iki tane de beklemiyordu bilim adamları. Görülmemiş bir şey. Peş peşe iki tane oldu. Evet biz de gördük. Yeni yapıldı zaten. Evler falan hepsi yeni. Tokyo oraya diye bambaşka bir şehir kurdu zaten Erzincan'da. Çünkü sürekli sallanıyor. Sürekli deprem, sürekli deprem, sürekli deprem. Ne yapacaksın? Bu şekilde çözebilirsin. Fay hattından uzağa şehri koydular. Gediz de öyle. Gediz depreminden sonra da Gediz taşındı. Gediz de öyle. Yani sürekli deprem olan yerlerden fay hattının üstünden evleri taşıdılar. Başka türlü bu işin çözümü yok herhalde. Çünkü bunlar da depremin olmayacağı mekanlara evleri kurmak da bir fiili duadır yani. Duanın çeşitleri vardır. Bu da bir dua şeklidir. Sen tedbirini alıyorsun, Allah'a emanet ediyorsun. Bunları bu şekilde yapmak gerekiyor. Yoksa sonuçta sonra Allah bela verdi bize demek yanlış olur yani bunu. Tedbirimizi alacağız. Ya Allah akıl vermiş. Bizim aklımız biraz şeye çalışıyor. Hinliğe çalışıyor. Bu 3 milyona ev satan adam 1 milyon daha fazla kar edebilmek için evleri sağlıksız yaptı diyorlar ama tabii ki bunlar şimdi şey değil. Mahkemeler sonuçlanmadığı için gerçek midir değil midir bilmiyoruz ama hani böyle dediğini söylüyorlar. Onu bilmiyorum. Hani günahını da almayayım adamın. Belki de çok sağlam bir ev yapmıştır da fay hattının üstünde olduğu için yıkılmıştır. Bilemiyorum ama böyle söylüyorlar. Evet, bunu söylerler zinanın artması ve zulmün artması derler. Evet, binalar yüksek yapılmıyor orada. Fay hattından uzakta gayet güzel muntazam evler var. Erzincan'da gördüm depreme karşı tedbirle yapılmış binalar onlar. Duygu hoş geldin. Bugün böyle giren çıkan giren çıkan giren fazla kalmıyor. Ben de uzun bir aradan sonra böyle bir canlı yayın yapayım dedim. Belki rahatlarız diye düşündüm. Nuray hoş geldin. Dediğim gibi bir kişisel gelişim kitapları okuyorum, seslendiriyorum. Bence şey yapın, dinleyin o kitapları. Ben de bugün okurken kendime bazı bayağı bir yerlerini kendi zihnimde kendim için kaydettim. En uzun sen kaldın. İlla sağ ol, başından beri sen varsın. Allah razı olsun seni. Allah başımızdan eksik etmesin yani. Gayet seni uzun süredir seni gördüğüm neredeyse bir yıl oldu seninle konuşmayalı. Belki de bir yıldan da fazla. Ben epeydir canlı yayın yapmıyorum ama bundan sonra yine bir canlı yayın günü kararlaştırıp konuklarımla canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Hatta bir canlı yayın yapıp Bülbül Öldürmek kitabını seslendirdim. Bir gün Karayamalı hoş geldin. Bülbül Öldürmek kitabını seslendim. Onunla ilgili bir canlı yayın yapalım istiyorum. YouTube'daki izleyicilerle artık belki bunu sadece YouTube'da yaparım. Emine hoş geldin. Böyle bir canlı yayın yapalım istiyorum. O kitabı konuşalım. Çünkü hani beni biliyorsunuz böyle insan haklarına biraz fazla duyarlılıyım. O yüzden benim şey çok hoşuma gidiyor. Yeşil Yolu okudum. Bilmiyorum içinizde dinleyenler var mı Yeşil Yolu? Stephen King'in Yeşil Yol. EYT sana o vurdu mu teyze? Leyla daha genç ya. Ne EYT'si İlyas? Teşekkür ederim, sağ olasın. Bu arada yazı okur bardağımı görüyorsunuz.
Genç göründüğüm için emekli olamazsın dediler. Evet, sizler daha gençsiniz yani EYT'si, siz daha çalışın, devam. Çalışmaya devam. Bir bülbül öldürmekle, evet evet filmi de var, şeyin de var, bülbül öldürmenin de kitabı vardı aslında. Bülbül öldürmek diyorum, hep bak kaç defa söyledim. Benim hayatımı etkileyen kitaplardan birisiydi o da. Onun için çok söylüyorum. Yeşil Yol harika. Siz bak son final bölümü yayınlandığında bence dinleyin onu. Ben daha dedim ya okumuştum diye Leyla sana. Sesim kesilmeden önce. Yeşil Yol'un finalini bir dinleyin. Aa, böyle ağlaya ağlaya seslendirdim ben Yeşil Yol'un finalini. Çok ağladım. Sürekli böyle dinlerken evet ağlamalar, burun temizlemeler falan kitapta. Ben böyle çok etkileniyorum zaten. Yeşil Yol'da da öyle. Son bölümlerine yaklaştık galiba Yeşil Yol'unda. Böyle bu şeyleri... Şimdi yeni bir kitap seslendirmeye başladım. Eyüp Yarası. Olma tabii ya, sen daha çok gençsin ya. Neye yetesi be? Evet evet. Yeşil Yol'da Tom Hanks. Evet, oynamıştı. Yeni bir kitap seslendiriyorum. Bence o kitabı dinleyin. Şu depremde gerçekten böyle ruhumuza, böyle ruhumuzu okşayacak bir kitap. Halide teşekkür ederim. Ruhumuzu okşayacak bir kitap okuyorum şu anda. Tam deprem üstü Yusuf Yarası, Eyüp Yarası diye bir kitap okuyorum. Tanıtımını geçtim. O kitabı özellikle deprem için okuyorum. Yalnız kalmak, kaybetmek. Onların anlatıldığı Fatma Zehra'nın kitabı. Daha önceden de Feriha isimli kitabı vardı onun galiba. Bir de Sahra. O kitapların yazarı. Onları okuyorum. Dinlemenizi tavsiye ederim. Ya Yeşil Yol, ben valla filmini izlerken ağladı mıydım hatırlamıyorum. Ama kitabını okurken ağladım. Hatta Mehmet Bey'le şey konuştuk. Acaba şeyde Yeşil filmi de bu kadar bizi etkilemiş miydi? Bir ara izleyelim bakalım falan da dedik de. Filmini izlerken de o kadar böyle etkilenecek miyiz diye. Böyle arada klasikleri okuyacağım ben. Kendimi bu öbür kitapları okurken artık çok zayıflamış hissediyorum. Leyla sana da söyledim yani. Kendimi zihin olarak biraz geride gibi hissetmeye başladım. O yüzden böyle bu klasikleri okuyup biraz hayatıma değer katmayı planlıyorum. Arada böyle okuyacağım klasiklerden. Daha doğrusu okuyorum, kenara koyuyorum, günü geldiğinde kullanırız diye. Böyle yapıyorum. Leyla'ya da böyle yaptıralım. Okusun, bekletelim, sonra koyarız, şey yaparız. Bunlar insanın dünyasına renk katıyor. Tekrar dönelim depremlere. Leyla'nın deprem şiiri çok güzeldi. Leyla yazdı, gönderdi. Tamam vereyim. Leyla yazdı, gönderdi. Abla dedi, bir şiir yazdım, okur musun? Tabii hemen o anda, hemen hızlıca olan bir okumaydı. Hemen hızlıca okuyup hemen videosunu hazırlayıp gönderdim. Çok hızlı. Seval Çisem, hoş geldin. Güzel bir şiirdi Leyla. Ya evlilik olsun da Leyla, hep aynı konular. Ya gerçekten ben de sıkıldım. Hiç bilmiyorum Halide, neden öyle bir şey oluyor. İnan hiç bilmiyorum neden oldu. Sistemden çıkıyorsun. Hiçbir fikrim yok ama araştırırım neden öyle oluyormuş. Bakarım ona. Dedim ya, Leyla o gün şiir okumuş, bana gönderdi. Abla dedi, bir şiir okudum, seslendirir misin? Seslendirdim, hemen yayınladık. Bir okur Leyla yayınlayınca Facebook'ta bir okur Leyla'ya, ablacığım çok güzel bir şey Eyüp Yarası. Bir kimdi bizim gruptaki arkadaşlardan birisi bana dedi ki, abla dedi, o kitabı da okur musun dedi. Ben Sahra Çiçeği, Sahra Çiçeği'ni okurken söylemişti.
dedi Eyüp yarısı da çok güzel abla onu okur musun demişti. Ben de bu şeyde depremde böyle mola verince şöyle bir göz attım. Evet Eyüp yarısını tam da bu sırada okuyabilirim sadre şifa olması açısından. Çok güzel bir kitap. Şöyle söyleyeyim birdenbire eşi kaybolmuş bir kadını anlatıyor. Bu kadar anlatayım size. Ve onu aramasını anlatıyor. Leyla şiir çok güzeldi gerçekten. Ağlamışlardır. Serpil hoş geldin. Ağlamışlardır yani deprem oldu. Yaramız çok tazeydi daha. Güzel bir şiirdi. Tam dokunan Yaman'ın selamı var. Aleyküm selam. Sen de ona selam söyle. Nasıl Yaman iyi mi? Halide seni bizim bir Giresunlu Hanımlar grubu var. Ben seni oraya katayım ha. Şimdi ne diyordum? Ha Leyla'ya çatmış birisi. Bizim duygularımızı istismar ediyorsunuz diye. Zaten hani Leyla da o duygu yoğunluğunu öyle yaşamasa öyle bir şiir yazmazdı zaten. Hani eğer istismar ediliyorsa kendi duyguları da istismar ediliyor orada. Zaten yoğun bir şekilde depremin acısını yaşadığı için depremle ilgili bir şiir yazıyor. Yasemin Değer hoş geldin. Leyla'ya böyle çatmış. Ben de boş şeyler Leyla üzülme dedim. Çok üzülmüş bu konuya. Neden? Yayın bitince eklerim seni oraya. Hoş geldin. Bak uzun süre yayın yapmadığım için isimlerinizi unutuyorum. MLDV Varol. Bizim gruptan arkadaşımız. Ama benim beyin gidiyor. Unutmaya başladım. Ya da çok yoğunum. İsimleri hatırlayamıyorum. Yani yoğun derken beyin olarak yoğunum. Gerçekten hani deprem konusunda biraz da bir şey yapamamanın vermiş olduğu bir şey var bende. Üzüntü var. Yani evet Leyla tam o duyguyla yazmışsın zaten. Orada duygu belli. Senin ona yazdığın, o bayanın sana yazdığı çok saçma bir şeydi bence. Sen içinden gelenleri yazmışsın. Biz o acıyı onlar kadar hissedemiyoruz tabii ki. Orada olmak... Orada olmak canlı yayın ben artık yapacağım haftada bir ya da 15 günde bir artık ben bu canlı yayınları tekrar başlamak istiyorum bir ara verdim full ara verdim ama çok yoğundum gerçekten çok fazla yoğun bir zaman bir süreçti benim için özellikle yaz çok yoğun geçti bir yandan rahatsızlıklarım oldu bir yandan böyle işler güçler falan filan derken işte her şey bir araya birikiyor yani iyi de olsa kötü de olsa bir şekilde bir yerler böyle üst üste geliyor ya hani ille kötü şeyler anlamında söylemiyorum iyi şeyler anlamında da söylüyorum böyle canlı yayınlar da böyle kaldı ama canlı yayınlar yapacağım bu deprem vasıtasıyla ben 29 binde kalacağını düşünmüyorum Halide o sayı şu anda çıkarılan cenazelerimizin sayısı 29 bin. 60 bini güzel. Yani daha bu çıkar sayı kaç olur bilmem ama ablacığım daha yıkıntılar çıkmadı oralardaki yani 13 milyon insanın olduğu yerde iki deprem üst üste. Baksana insanlar birinci depremden sonra artık daha olmayacak diye evlerine girmişler. 1 milyon 200 bin kişi çadırlarda yaşıyormuş şu anda. Yani 1 milyon 200 bin kişi çadırlardaymış. Bölgede çadırlarda. Dışarı çıkanlar hariç. İknur hoş geldin. Çok fazla ablam fazla. Çok fazla. Çok acı. Çok fazla. Çok. İşte bir sürü çok bir arada. 10 ili çok. 7'nin üstünde 2 deprem aynı bölgede. Çok. Yani ne diyeyim 13 milyon insanın etkilenmesi çok kar yağdı çok yollar kapandı çok uçaklar kalkamadı yardım gidemedi
İnsanlar ulaşamadı. Birinci deprem oldu. İnsanlar artık bitti derken içeri girdiler. Ve ikinci deprem oldu. O tabii doğrudur yanlıştır bilemiyorum ama şunu söylüyorlar. Arama kurtarmada o anda o bölgede olanlardan da çok zayiat verdiğimiz ikinci depremde. Onu da söylüyorlar. Yani çok olan çok şey var bu depremde. Çok olan çok şey var. Geriye dönüp baktığımızda yıllar sonra benim en çok bu depremle ile alakalı kahrıma gidecek şey, onu söyleyeyim. İki tarafın şöyle cenazemiz var bizim. Burada bir cenazemiz var bizim. İki taraf böyle karşı karşıya geldi. Hani o köprünün üstünden geçmeye çalışan keçi hikayesi var diye bize çocukluğumuzda anlatmışlardı. Ya da eşek mi bilmiyorum hani. Böyle köprünün üstünden geçmeye çalışan yok sen yok ben yok sen yok ben. Böyle bir kavga. Bizim cenazemiz var, kaldırılacak ortalıkta bir cenaze var ya. Bir cenazemiz kalkması gerekiyor. Böyle bir kavgaya tutuşuldu. Yok işte o grup yardım ediyor da bu grup yardım etmiyor. Yok her şeyi biz yapıyoruz onlar yapmıyor. Yok öyle yapılıyor yok böyle yapılıyor. Yani böyle bu deprem geçtikten sonra insanlığımız adına gerçekten bunu utanarak hatırlayacağım bir olay olacak bu benim. Çok farklı bir şey. Çok garip. Çok enteresan bir olay. Dün bir şey okudum diyor ki ya Ukrayna-Rusya savaşı durdu bizim kavgamız durmadı. Cenazemiz var ya bizim daha cenazemiz var toprağın altında. Ha biz bu neyin kavgasını yapıyoruz? Hangi kemiği bölüşemiyoruz? Hangi kemiği paylaşamıyoruz biz? Orada o yani ya bunu tamam abla bunu şöyle hani tabirimi caiz görün lütfen. Leş bekleyen kargalar gibi olduk ya. Leş bekleyen kargalar gibi bekleniyor yani bir böyle bir şey. Ben bakıyorum. Birisi diyor ki işte diyor o diyor hocalar nerede diyor. O diyor sarıklı takkeliler cübbeliler nerede diyor birisi. Öbür tarafta diyor ki oyan diyor çağdaş yaşamı destekleme nerede. Ya kardeşim Atatürkçü Düşünce Derneği nerede? Ya kardeşim herkes kendi çapında bir şeyler yapıyor. Ya bu kadar mı körüz görmüyoruz? Ben dün bir resim gördüm. Türkiye Komünist Partisi üyeleri çorba yapmış, yemek yapmış. Ülke Ocakları'ndan bir görevli de üstünde şey var, ceket var. Ülke Ocakları yazıyor. Hepsinde de üstünde nereden geldiklerini belirten yelekler var. Türkiye Komünist Partisi üyeleri yaptığı çorbadan Ülke Ocakları'ndan gelen görevliye çorba uzatıyor. Ya biz buyuz ya. Biz buyken biz niye bunun bu basit kavganın, bu basit şeyin leş bekleyen kargalar olmamıza ne gerek var? Biz karga değiliz arkadaşlar ya. Biz karga değiliz. Biz ne hale geldik? Da deprem Allah verdi. Türkiye'de oraya, dünyada oraya akın etti. Herkes elinden geleni yapıyor. İnancı ne olursa olsun, fikri, zikri, şunu, bunu, her şeyi. Dini, dili. Ya Allah'a tapmayan Allah'ın kulu gelmiş oraya ya. Yardım etmeye çalışıyor ama biz diyoruz ki o neden yapmadı bu neden yapmadı yok ben daha çok yapıyorum yok o daha çok yapmıyor yok o gitmiyor gelmiyor etmiyor. Ya çok saçma bir şey ya. Gına geldi böyle şurama çıktı bundan yani gerçekten burama çıktı ve inanın bana böyle çok canımı acıtıyor bu olay benim. Çok canımı acıyor bu olaydan. Bugün bir televizyon kanalında bir vatandaşa mikrofon uzatıyor televizyon spikeri. İşte diyor hiçbir yardım gelmemiş size şöyle olmuş böyle olmuş. Adam diyor ki yo geldi diyor adam herhalde önceden öğütlememiş ne söyleyeceğini. O da diyor ki ama diyor bakın şu tuvaletinize bakın. Gösterdiler gerçekten 4 tane tahtayı bir araya getirmişler kapatmışlar tuvalet yapmışlar. Adam dedi ki kardeşim burada çok şiddetli deprem oldu dedi ne bekliyorsun diyor. Yani böyle olur bu diyor. Ya gerçekten böyle olur yani. Bu gerçekten böyle olur. Çok büyük bir afet yaşadık. Büyük bir olay yaşadık. Hala yaşıyoruz. Hala sallanıyor. Göçüklerin altında insanlarımız var. Ama biz başına bir şey gelmeyenler,
siyaseten birbirimizi yiyip bitiriyoruz. O niye gitmedi, bu niye gitmedi, o niye var, bu niye yok? Ya sen kardeşim elinden ne geliyorsa yap ya. Kimse sana engel olmayacak, git yap. Herkes gitsin yapsın elinden geleni. Ama böyle bir kavga. Şeyin üstündeki inatçı keçiler olduk. Köprünün üstündeki inatçı keçiler. Yok sen bana yol ver, yok ben sana yol vereyim. Yok sen iş yapmadın, yok ben yapmadım. Sevilay hoş geldin. Yok o biraz daha çok yaptı, yok biraz daha yaptı. O şöyle, o böyle. Yahu AFAD'dakiler de bizim çocuklarımız, Ahbap'taki de bizim çocuklarımız. Ha bunlar bizim çocuklarımız ve canla başla da şu anda uğraşıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Kim zerre kadar orada bir iyilik yapıyorsa, Allah benim yerime cennetini onu alsın. Kim olacaksa, eğer bana açılacaksa tabii o cennet kapısı da, orası tartışılır. Ama hani ben gideceksem de, hani ben vermeyeyim gitmeyeyim, onlar gitsin yani. Orada bulunmak, orada birinin gözünün yaşını silmek, birisine bir başını okşayabilmek, bir çocuğun, bir göçük altındaki bir insana şöyle o yıkıntıların içine uzanıp o şeyleri görüyorsunuz, daracık yerlerden girip bir insana dokunabilmek, birisini dışarı çıkarabilmek, o paha biçilmez bir şeydir. Yani bunun kavgasını, bunu yapamayan insanların, melek hoş geldin, bunu yapamayan insanların bu kavgaya girmesini ben anlamıyorum ve bu depremin en büyük sızısı olarak o kalacak içimde. Biri mi kurtarıldı Mehmet Bey? Galiba biri kurtarıldı. Ay inşallah. İnşallah. Yani böyle bu konuda çok doluyum. Çok fazla çok doluyum. Evet aynen. Yani böyle ben bunu anlamıyorum Sevilay. Gerçekten anlamıyorum. Kafam basmıyor. Hiçbir şekilde anlamıyorum. Biri diyor, ya diyor, o sarıklı cübbeliler nerede? O yok. Öbürü de diyor ki, Atatürkçü düşünce nerede? Ben orada çağdaş yaşamı göremiyorum. Bak kör müsün kardeşim? O da orada, o da orada yahu. Kör müsün? Sen kendimizden başka birini göremeyecek bir gözlük mü takındık ya biz? Bu kadar mı kötü olduk biz ya? Herkes kendi çapında o bölgede bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes yırtınıyor. Ben de evimde böyle oturuyorum işte. Ondan sonra oturuyorum, geçiyorum klavyenin başına, tak 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 yazıyorum. Yok onların, ya bir tane, ya ben gerçekten çok sinir oldum. Bir tane televizyoncu çıkmış, diyor ki, arama kurtarma ekipleri diyor. Kameralar neredeyse orada çalışma yapıyorlar diyor. Ya bizim gördüğümüzde arama kurtarma ekipleri bir yerden ses aldıysa kameralar oraya gidiyor. Yahu. Bu arama kurtarma ekipleri küçücük fare deliği gibi bir yere giriyorlar, canları pahasına. Bir sallantı olsa o yıkıntıların içinde kalacak bu insanlara. Bunları söyleme, morallerini olsun, bozma ya. Bozma kardeşim, bozma. Ya ben bu konuda çok doluyum. Çok doluyum. Gerçekten bu canımı acıtan bir şey benim. Çok canımı acıtıyor bu konu. Çok canımı acıtıyor. Çok canımı yakıyor. Şurada işte toprağın altından ses gelmiş. Birileri bekliyor. O sevenler dışarıda, eğer ailesinden birileri kaldıysa onun çıkarılmasını bekliyor. Gözyaşları içinde bekliyor. Dualar ediyor. Biz şov yapıyoruz böyle. Şov. Paylaşamıyoruz bir şeyleri. Paylaşamıyoruz. Evet, böyle bir, bundan ne kazanıyorlar? Bunun insanlara ne getirisi var? İnanın ben anlamıyorum. Gerçekten bunun insanlara ne getirisi olabilir? Sen yapmadın, ben yaptım. Allah görüyor kardeşim, aferin diyecek de Allah, yani kime kendini Allah dedirtti, kimi kendine aferin dedirtmeye çalışıyorsun? Allah görüyor. Kim orada, kim değil? Benim burada masamın başında oturduğumu Allah görüyor. İşte başka bir vatandaşın da bir ufacık delikten böyle iğneyle kazır gibi kazıyıp oradan bir can taşı çıkarmaya çalıştığını da Allah görüyor. Neyin kavgasını
neyin kavgası yapılıyor? Cenazelerimizi kaldırmadık, cenaze namazını kılmadık. Kılalım, kavgamızı yapalım. Kılmadan yapmayalım şu kavgayı. Abi bu... Çekmemesi lazım İknur. Çekmemesi lazım. Böyle şey olmaması lazım. Şimdi bu gibi şeylerde eksikleri arayalım. Bu olay bitsin Sevilay. Toplayalım. Ve oturalım. Evet, şurada eksiklik vardı. Burada şu vardı. Bunlar yapılmalıydı. Bunlar yapılmalıydı. Her şeyi konuşalım. Size bir o şey anlatacağım. Tabii teşbihte hata olmaz. Şimdi bundan 200 sene evvel kayınpederime bir kayınpederimin niyetine hayrına olsun dedik, bir iftar yemeği verelim dedik. Yaklaşık 100 kişi civarında insan gelir diye hesapladık. Biz işte biraz daha böyle 30-40 kişi de bir fazla gelsin, işte 150 kişi olsun dedik, yemek dedik. Sitemizin bahçesinde vereceğiz, böyle sitemizdeki insanlar, bizim eşimiz, dostumuz, böyle çok az insan da davet ettik, kendi ailemiz falan, böyle 100-150 kişilik bir yemek olsun dedik. Bu kadar da yemek yaptırdık. Davetli 100 kişi de 50 de fazla yaptırdık biz. Şimdi Allah gelenlerden razı olsun ama 200'ü aşkın insan geldi. Ve yemek yetmedi. Oldu sana bir curcuna. Kayınpederim memleketten gel, kayınbiraderim memleketten gelirken onların meşhur bir börekleri vardı. Onlardan yaptırmış. Yetmeyen onları dağıttık. Eşim çıktı, çocukları aldı. Lokanta lokanta dolaştı. Yemek topladı geldi. Ama tabii iftar olduğu için telaşeye giriyorsun. Yoksa başka zaman verirsin. Aynı bunun gibi. 10 kişilik yemek yaptık. Arkadaşlar 100 kişi geldi yemeğe. Eksiklik olacak. Kargaşa olacak. Doğaldır. Olacak. Ama oturalım sonra bunun hesabını soralım. Bu eksiklerin, bu şeylerin, şunlar oldu, neden oldu hesabı sorulsun. Ama cenazemizi kaldıralım be mübarekler ya. Kalkmadı daha cenazelerimiz. Acılarımız yüreklerimizde, dertlerimiz. Seriha bana dedi ki, Zehra bir gün, depremin 3. günü müydü neydi, öyle bir şeydi herhalde. Bursa'da bir ekmek kampanyası yaptılar. İşte ekmek çok falan dedi, zebil dedi, ama abla dedi, biliyor musun dedi. Birçok depremzede dedi hiçbir şey alamıyor. Neden biliyor musun dedi. Acıları o kadar çok ki dedi. Ellerini hiçbir şey uzatamıyorlar. Ekmeğe bile. Canı bu kadar yanarken insanların, inanın şu anda bizi görüp, bizim bu kavgalarımızı görüp, inanın depremden çok daha fazla üzülüyorlardır. Benim üstümden ne yapıyorlar bunlar diyorlardır. Onların çektiği bu azaptan biz aferin alma yarışına girdik. Maalesef. Halkımı seviyorum. Koşturuyoruz. Hepimiz koşturduk. Hepimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bir güruhun da şöyle bir şeyi var. Aferin alma. Ay o yoktu, ben vardım. Aferin. Bugün mesela bir tane şovmen çıkmış, diyor ki, burada diyor kimse yok diyor. Sadece biz varız. Sanarsın ki oradaki 3-5 klavyenin başındaki insanlar deprem bölgesini kurtarıyor ya. Bu havalara sokuyorlar insanları. Ahbap Derneği. Olayın başından beri orada. Canla başla uğraşıyorlar. Gerçekten uğraşıyorlar. Bir güruh da kalkıyor diyor ki, bunlar hiçbir şey yapmıyor. Yahu kardeşim, yapıyor. Sana göre az olabilir ama yapıyor. Herkes kendi çapında uğraşıyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Ya ben gerçekten Barış'ın fotoğrafı olarak şu Türkiye Komünist Partisi'nin Ülkü Ocakları'ndan gelen gence yemek verirkenki fotoğrafını alayım da bir profil resmi yapayım. Gerçekten bu depremin en iyi hatırası olarak, belki depremin iyi yanı var mı, yok da işte böyle bir şey olarak, bu kavganın, kargaşanın içinde böyle güzel bir şey olarak saklamak istiyorum o fotoğrafı. Ya insan üzülüyor. Ben eminim siz de benim gibi bu konuda çok üzülüyorsunuz. Çok canınız yanıyor. Yürek yangını bir şey bu. Dün birisi yazmış. Koç nerede?
Evet ablacığım ya, çok gerçekten çok üzücü bir olay. Saadet hoş geldin. Koç nerede diye yazmış. Ya koç, hani birinci gün insanlar şey yapamadılar, gidemediler. Hava şartlarından dolayı hava çok kötüydü. Gidemediler ama insanlar ikinci gün oraya gitti, koç da gitti. Bedava petrol de dağıttı insanların arabalarına. Ya sen sevmeyebilirsin, ben de sevmeyebilirim. Ama sevmemem, onun yaptığı iyiliğe gözlerimi kapatmam, şöyle görmemem anlamına gelmemeli. Elif hoş geldin. Bu anlama gelmemeli yani. Bu kadar kör olmamalıyız biz. Diğeri de diyorum ya, diğeri de işte onun birisi yazmış işte, menzil cemaati neredesiniz işte şöyle. Ya menzil cemaati ikinci gün zaten insanları almış. Onların bir yerleri varmış, oraya götürmüş. Ya herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Bu isimleri vererek onu anlatmaya çalışıyorum. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimisi duasıyla, kimisi maddi anlamda, kimisi bedenen. Hep bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama işte biz ne biçim bir gözlük yaratmış Allah, ya da insanlar ne biçim bir gözlük... Allah yaratmamıştır o gözlüğü, mutlaka insanlar yapmışlardır. Gözümüze takmışız ve kendimizden başka hiçbir şey görmüyoruz. Sadece o bizim gözlüğümüzde biz görüyoruz etrafımızı. Şöyle bir at gözlüğü mü diyorlar? Ya at gözlüğü de hani en azından önüne çarpar değil mi? Onu da görmüyor. Yani çok farklı bir şey bu. Ya Sevilay, şöyle bir şey okumuştum, çok hoşuma gitti. Diyor ki Ukrayna ile Rusya savaşını durdurdu bu deprem ama bizi durdurmadı. Amin, hepimize geçmiş olsun. Amin, amin. Kesinlikle ya, bunu ben onu konuşuyoruz Elif. Bu duyguyu anlayamadığımı ben izah etmeye çalışıyorum. Neden böyle bir garip bir gözlük? Allah, şöyle söyleyeyim, ben kendi adıma bu duayı ediyorum. Allah bana o gözlüğü takmayı nasip etmesin. Öyle bir gözlük hiçbir zaman takmayayım. Başkalarının yaptıklarına, ettiklerine, o güzel şeylerini görmeye engel yapmasın Allah beni. O kadar kör olmayayım ben. Yeni biri daha çıkartıldı herhalde. Her şeyde böyle yapıyoruz. Her şeyde böyleyiz. Bir garip olduk ya. Böyle artık bu sosyal medyanın meşhur olma çabaları mı? Çünkü hani agresif bir şey söylüyor vatandaş, hemen sosyal medyada o paylaşılıyor. Hani kötü şeyler söyleyince paylaşıyorlar zaten. İyi şeyler söyleyeni kimse paylaşmıyor. Hep böyle kötü şeyler paylaşılıyor. Çünkü bir şey birine göre kötü oluyor. Mesela diyelim ki ben bir şey söylüyorum, bana göre iyi ama ona göre kötü ya hemen. O hemen o kötü şeyi paylaşıyor. Yayılıyor, birbirine çığ gibi büyüyor. O zaman insanlar iyi şeyler söylemiyorlar herhalde diyorum. İyi şeyler yapmıyorlar. Böyle kötü daha meşhur oluyor ve kısa süreli meşhurlukların peşinde insanlar. Bunlardan para kazanıyorlarsa da bilmiyorum nasıl kazanıyorlar. Bu sosyal medyadan belki de para kazanıyorlar, bilemiyorum. Bir şey var yani, böyle bir garip bir şey var bizde. Bu kadar böyle birbirimize düşmeler. Ha bunu koca koca başlı adamlar da yapıyor, ben ona da şaşırıyorum. Koca koca adamlar yapıyor. Asli Aydın, hoş geldin Aslı. Koca koca adamlar da yapıyor bunu, ben onu anlamıyorum. Her taraftan böyle kızıyorum. Şimdi sosyal medyaya giriyorum, ona da bir laf söylüyorum, buna da bir laf söylüyorum. Böyle satışıyorum, şey yapıyorum, bazen bana saldırıyorlar. İşte öyle söylememe. Geçen birisi demiş ki hangi taraftasın, karar ver. Ya ben doğru taraftan olmaya çalışıyorum. Yani oradan buradan değil de. Doğruysa doğru, o doğruyu yaptıysa doğrudur. Yani bu da doğruyu yaptıysa bu da doğrudur. Yani şimdi bakın, bir yerin belediye başkanı, siz de duymuşsunuzdur. Bir yerin belediye başkanı, yardımlar geliyor. Babasının da boş bir mekanı varmış, yardımları oraya koyuyor. Doğru yanlış bilemiyorum. Deprem anı hemen çözüm üretmeye çalışıyor. Hemen çözümde de böyle bir çözüm üretmiştir. Çünkü böyle şeylerde bulunduğumuz için hemen anlık çözümler bulmaya çalışıyorsun. Babasının yıkılmayan bir yeri varmış, oraya koymuşlar deprem malzemelerini. Sonra birisi, aklı önden giden birisi telefon ediyor. Seni hoş geldin. Telefon ediyor, diyor ki işte diyor belediye başkanı diyor deprem malzemelerini diyor kendisi aldı diyor. Belediye başkanı yok, ilçe bir partinin ilçe başkanı.
şeyi diyor, deprem malzemelerini diyor, hemen polisi arıyor. Onu polis gidiyor, belediye başkanı işte CHP, belediye başkanı diye isim geliyor hep, anladın siz. Parti başkanı da diyor ki hayır böyle böyle diyor. Hemen çözüm ürettik, buraya koyduk. Bunlar dağıtılıyor zaten ki orada da araçlar yükleniyor, yani taksim edilip yükleniyor araçlar, gösteriyor bunları. Polis de gidiyor. Ama aklı evvel hemen sosyal medyada paylaşıyor bunu. Hemen oradan. Ya kardeşim ne oluyor, durun hele, bismillah ya. Bismillah, durun hele de. Herkes çözüm üretmeye çalışıyor. Böyle durumlarda hızlı düşünüp hızlı çözüm üretmeye çalışıyorsun. Evet evet, yani ya bu sinirlerimiz ablacığım var ya, herkesin sinirleri bozuk, bu sinirlerimiz hiç düzelmiyor bizim. Bir garip bir sinir olma, garip bir sinir hastası olmaya başladık biz. Garip bir sinir hastası, garip bir şey. Bugün bir tane doktor hanımı sosyal medyada sürekli paylaşıyorlar. İşte meşhur birinin eşi. Ay işte bu deprem bölgesinde işte böyle o atıyor. Yahu dedim, girdim dedim ki yahu bu hanımdan Allah razı olsun ve onun gibi bütün doktorlardan Allah razı olsun. Onlara hiç sözüm yok da dedim. Yahu kardeşim, doktor mu yok, niye sadece bu bayanı paylaşıyorsunuz, başkalarını paylaşmıyorsunuz? Ya bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyada etkileşim kastıkları zaman Elif, bir şey mi kazanıyorlar? Hani böyle bir para mara mı var bu işin ucunda? Bunu bilmediğim için soruyorum. Gerçekten böyle bu Twitter'da falan, Hüma hoş geldin, Twitter'da falan böyle yaptıkları zaman bir şey mi kazanıyorlar bunlar? Ne oluyor yani? Hani şey demiş ya, Müslüman'ın sınavı paraylaymış ya. Acaba Fatime hoş geldin, para mı kazanıyorlar da böyle her şeyi, insanlıklarını falan bir çırpıda silebiliyor bu insanlar? Böyle bir şey mi var? Yani ben anlamıyorum, hani acayip acayip şeyler ya. Kafam basmıyor, basmasını da istemiyorum. Ablam, sizin deprem bölgesindeki insanların sinirli olması, psikolojisinin bozuk olmasını anlarım. Biz burada deli gibiyiz. İnan bana, deli gibiyiz. Zehra, anormaliz. Birbirimize saldırıyor. Sen buradaki kavgayı bir duysan bilsen var ya. Böyle bir, yani böyle bu, sizi böyle gördüğümü düşünme sakın lütfen, ne olur beni yanlış anlama. Sanki ortalıkta bir kemik var, bu kemikten herkes bir pay çıkarmaya çalışıyor. Yani gücüme giden, beni üzen, benim anlamlandıramadığım bu. Herkes bunu, herkes karşısındakini orada görmüyor. İyilik yapanı görmüyor. Ya siz delirme şeyine gelebilirsiniz. Siz çok büyük bir afet yaşadınız. Sevdiklerinizi kaybettiniz. Sevdikleriniz göçük altında. Acı çok büyük. Sizin durumunuz, sizin haliniz gerçekten içler acısı şu anda. İşte biz, siz delirme haline gelmişsiniz ya, biz delirdik. Biz delirdik. Gerçekten çok kötü durumdayız biz. Kötü bir halimiz var şu anda. Kötü bir haldeyiz. Sema hoş geldin. Ha işte bak, hiçbir şeyden de ders almıyoruz Fatima. Bak bu konuda çok haklısın. Hiçbir şey bize ders vermiyor. Sel çıkıyor, yangın çıkıyor, deprem çıkıyor. Ya işte hep böyle felaket, her yerden hastalık çıkıyor. Her yerden bir felaket. Ben diyorum ki, Allah bize bir 2 miligram bile gelmeyen bir virüse dünyayı hizaya getirdi. Hiçbir şey almadık. Allah şimdi de bunu verdi bana. Bir şey aldık mı, alanlarımız vardır. Ama biz akıllanmıyoruz. Gerçekten akıllanmıyoruz biz. Çok garip bir şekilde. Ben şimdi böyle bu sosyal medyada, televizyonda böyle bazen diyorum ki, keşke şu sosyal medyadan falan filan anlamayan bir kadın olsaydım diyorum bazen. Bunları görmeseydim diyorum bazen. Öyle pis şeyler. Şimdi mesela yayını kapatacağım ve Twitter'a gireceğim. Aman Allah'ım, neler olmuş diyeceğim ya. Neler olmuş? O onu suçluyor, o onu suçluyor. O diyor böyle, o diyor böyle birbirlerine. Ya bu nedir arkadaş?
Meryem hoş geldin. Ben daha böyle çok konuşurum. Yüreğim yanıyor çünkü. Girdim, geldim diyoruz oğlum demez mi? Gidelim nenemi özlerim onu nasıl özleyeceğim diye. Ne diyeceğimi bilemedim. Çocuklar çok etkileniyor ya. Yanlış var ablacığım. Şimdi siz gelmeden önce iki olay anlattım. Ya ben anlamıyorum. Vallahi suçlu kim onu da bilemiyorum. Ben suçluyum onu biliyorum. Şimdi 1500'lü yıllarda ben iki olay anlatayım size. Siz gelmeden önce de anlatmıştım. 1500'lü yıllarda İstanbul'da çok büyük depremler olmaya başlamış. Zaten tarihte bilinen böyle 900'lü yıllardan beri depremler var. İstanbul'da bilinen depremler ama mesela İstanbul Boğazı bir deprem sonucu oluşan bir boğaz. 1500'lü yıllarda büyük depremler oluyor. Sürekli ama peş peş ard arda hatta Sultanahmet'in yıkılıp yeniden yapıldığı falan da söylenir. Hani o kadar büyük depremler oluyor. Sonra zamanın padişahına, o zamanın Şeyhülislam'ı diyor ki, padişahım diyor, siz İstanbul'dan diyor uzaklaşın, sizin bir günahınız var, Allah bu depremi bize veriyor. Ve padişah otağını Edirne'ye taşıyor. Ve deprem yine devam ediyor. Ve o zaman Allah'a yaptığı bir dua var. Allah'ım ben İstanbul'u terk ettim artık, sen de bizi bu azaptan kurtar diye bir duası var. İkinci anlatacağım. Hazreti Ömer zamanında eskiden Arap Yarımadası'nın çok deprem bölgesi olduğu söylenir. Hazreti Ömer zamanında çok şiddetli depremler oluyor Arap Yarımadası'nda. Hazreti Ömer tabii ki el açıp Allah'a yakarıyor, sürekli dualar ediyor, Allah'ım yardım istiyor. Tövbe ediyor sürekli, ben günahkarım diye sürekli tövbe ediyor Hazreti Ömer. Sonra bir gün yine deprem oluyor tam o sırada da namazda ve ayağını yere şöyle vuruyor. Ya toprak diyor, dur artık. Ben tövbemi Allah'a ettim. Ya işte yani tövbe istiğfar mı etmemiz gerekiyor? Etmemiz gerekiyor mutlaka. Tövbe etmemiz gerekiyor da. Hani işte dedik ya, hani demin birisi yazmıştı. Her şey bağlantılı ama herkes kendi kapısının önünü süpürmeli. Evet, herkes kendi kapısının önünü süpürmeli ve herkes artık benlik, şu ben deme şeyinden çıkıp biraz etrafını, karşısındakini biraz empati yapmayı görmeli. Bunları yaşamalı yani bu şeyi. Davut hoş geldin kuzum. Yani kul olarak biraz sirkelenmemiz, şöyle kendimize gelmemiz lazım. Bu arada Zehra arkadaşlar, Adıyaman'da deprem bölgesinde depremden kurtuldular. Hayalperest yazan arkadaşımız depremden çıktı Adıyaman'da. Biraz şöyle kendimize gelmemiz gerekiyor. Bizi daha Allah nasıl sirkeleyecek bilmiyorum. Bu ne sirkeliyor ama biz kendimize gelmiyoruz. O bu kafa biraz herhalde NATO kafa NATO mermer mi derler? Oo. Hepsi yerinde kalmış görünce çok şaşırdım. Evet. Yani ya çok büyük kerametler var. Ben dünkü şeyden çok etkilendim. Neredeydi hatırlamıyorum, hangi bölgeydi deprem bölgesinde. Artık molozların kalkması için vinç geliyor. Üzerindeki operatör de diyor ki, birisi canlı yayına katılmak için. Bastım ama vinç operatörü ses duyuyor iş makinesi çalışırken. Güle güle yavrum. Hoş geldin Halil. Merhaba Emin abla, nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Sen nasılsın? Sinem hoş geldin. Sen nasıl olalım? Herkes gibi. Biraz kırık, biraz iyi. Bizim şöyle diyeyim Emin abla, depremle ilgili söylemek istiyorum ben de.
Depremle biz benim çalıştığım kurumdan arkadaşlarım gitti. Oradaki olan arkadaşlarım gitti. Evet, çok büyük yıkımlar, çok büyük zararlar oldu ama devletle, milletle, birlik, beraberlik içinde derneklerle Emir Bey, hoş geldiniz. hangisi olursa olsun hepsi bir birlikte yapıldı. Umarım daha da enkaz altındaki olan arkadaşlarımız, insanlarımız çıkartılır sağ olarak. Nice nice mücadeleci insanlar çıkıyor. Küçücük çocuklar, yaşlı dediğimiz insanların direnci. O kadar metanetli, inançlı, sağduyulu olarak çıkartılıyor ki. Evet. Rabbim gerçekten küçücük bebekler, yani normalde dersin yaşamaz dediğin çocuk bile çıkıyor. Rabbim bir daha milletimize böyle büyük afetler göstermesin. Çok zor. Rabbim bir Amin, daha amin. göstermesin. Ben bunu ne demek istedim? Biraz da yeğenlerim katılmak Selam istedi. Lafı o yüzden. onlara. Selam. Ya bir şey söyleyeyim mi? Dedim ya, günler sonra dün ilk defa bir grupta bir çocuğun sesini duyunca böyle gülümsedim. Bayağı bir Evet. gülümsedim. Günler sonra ilk defa dedim, çocuklar hani bizi güldürüyor. Ay şu amin Cemil Bey, bütün ülkemize, milletimize, oradaki insanlara Allah'ım bir Evet. daha yaşatmasın. Amin Gelen amin. Çok büyük günah. arkadaşlar bu arada konuşurken arada isimler geçti. Hepiniz hoş geldiniz. Seciye İnal hoş geldiniz. Ya çocuklar Evet. gülümsetiyor yüzümüzü. O En deprem masumlarından. çıkarılıyor, onlar gülüyor bizi. Değil mi kuzular? Evet. Bunları söylemek istedim. Çok sağ olun. Evet. Böyle bir yayın olması iyi oldu bence herkes için. Ben Evet. Ay sen de mi iyisin? Allah hep iyi yapsın sizi. Allah her zaman sizleri iyi yapsın, olur mu? Bu Olur. Kemal'den, Cemil Bey bizim köyden misiniz? Cemil Önel. Yavuz Kemal Benim... bizim köy. Giresun Yavuz Kemal mi? Evet, benim kendi memleketim. Evet, Ben bizim de. memleketimiz. Evet, Evet. bizim memleketimiz. Ben Bizim Tutmayayım Emine oralardan. abla, seni teşekkürler aldığın için yayına. Ben geldiğin için çok teşekkür ederim. Seniha Atalay gelmek istiyor. Onu da alayım. Hadi görüşürüz Halide. Öpüyorum sizi. Görüşmek Cemil üzere. Ceren mi dedi? Canlı yayındayım. Cemil Önel Evet. mi dedi? Evet. Seniha Görüşmek Atalay gelsin. Güle güle. üzere. Seniha Atalay Gelirse. geldi. Seniha hoş İyi geldin. akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Bizler iyiyiz. Rabbim oradakileri iyi etsin. Amin, amin. Allah yar yardımcıları olsun. Görüşürüz. Canlı yayına katılmak istedim. Çünkü benim de söyleyeceklerim var. Ben de Tamam. Diyarbakırlı olarak çok Diyarbakır'dan mısın? Nasıl üzgünüz. yaşadın Evet, çok üzgünüz. depremi? Çok memnun oldum geldiğin Çok için. kötü, çok kötü. Allah hiç kimseye göstermesin ya. Amin. Yardımcıları olsun o Amin. insanların. Amin. Nasıl, eviniz yıkıldı mı? Yok, yok yıkılmadı. Teşekkür ederiz. Çok şükür. Çok Atıyorum. geçmiş olsun. Çok Cemil geçmiş Bey, olsun. deprem bölgesinde misiniz? Deprem Hayır. bölgesinde misiniz Cemil Bey? Cemil Bey çok çalışıyoruz demiş. Yok, Yavuz çalışmıyorum. Kemal'den türler gitti biliyorum yardım için ama büyük bir seferberle gittiler diye biliyorum Emine abla. Gittiler değil mi? Ama kimler gitti şu an bilemiyorum maalesef. Belediye başkanımız paylaşmış, Yavuz Kemal Belediye Başkanı Evet. Adem Önal diye. Evet, bayağı bir yardımlar yapılmış köylü kadınlar tarafından, abilerim tarafından. Allah. Bayağı bir büyük yardımlar olmuş. İnşallah daha hepsiyle birlikte sarmalarımız olur. İnşallah. İnşallah. Seniha Hanım'ın galiba interneti dondu şu anda. Orada Evet. Evet. şimdi tekrar beni duyuyorsan Seniha Hanım bir daha bağlayalım seni. Bir daha Emine abla, ben bağlayalım. çıkayım daha rahat görüş. Bir de şöyle Tamam, deprem bölgesinde tamam Aslı'cığım. Emine abla, deprem bölgesinde bazen internetler çok gidip geliyor. Evet. Yayın akışı da olabilir. Telefonu Evet. hatları da bu
biraz müzdarip oluyor maalesef alıcılardan dolayı. Bir gün olsun, olur mu? Tamam ablacığım, çok sağ olasın. Allah razı olsun. Görüşürüz tatlım. Hayırlı akşamlar. 5 araba odun hazırladık. Deprem bölgesine mi gönderiyorsunuz odunları? Emine abla gönderildi. Daha çok bizim Karadeniz tarafından odun yakacaklar gönderildi. Lazım, soba lazım. Orada lazım. Gerçekten lazım. Ben kaçayım artık. Görüşmek üzere. Tamam ablacığım. Ben seni yanımı bağlamaya çalışıyorum ama bağlayamıyorum. Onlar düştü sanıyorum dediğim gibi internetten. Tamam. Şimdi gelir herhalde, tekrar bağlanır inşallah. Oradan da oradan biri olarak konuşuruz onunla. Çok iyi olur. Ya dediğim gibi acı gerçekten hepimizin acısı. Yüreğimizde hissediyoruz biz o acıyı. Eminim benim gibi bu ülkenin Halide Hanım'ı tanıyorum demiş. Eminim benim gibi birçok kişi bu acıyı hissediyordur bizim ülkemizde. Çok şükür böyle bir milletiz ya. Dün Bursa'da da bazı hanımlar grupta da paylaşmıştım. Instagram'da da paylaştım arkadaşlar. Ben genelde kitabın haricinde pek bir şey paylaşmam ama deprem çok özel bir konu olduğu için depremle ilgili paylaşımlar yapmak istiyorum, yapıyorum da. Bursalı birkaç tane hanım kete yapmaya karar vermişler ve 50 kilo unla başlamışlar. Bugün 150 kilo unla yaptıkları keteyi deprem bölgesine gönderdiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin giden tırları keteleri götürdü çok şükür. Oraya gönderdiler keteleri. Düşünmüşler, kete demiş diğer yiyeceklere göre biraz daha uzun ömürlü olur, dayanır demişler. Ve oraya gönderdiler. Asıl hedefleri depremzedelere yardım gidiyor ama biz orada çalışan, görev alan o çocuklarımız için yapıyoruz dediler bana. Allah hayırlarını kabul etsin. Yapıp göndermişler. Dün yardım toplanan yardım, AFAD'ın topladığı yardımlarda bir çocuk kumbarasının da içinden çıkan yazıyı paylaşmıştım sizinle. Biz çoluğumuzla, çocuğumuzla, büyüğümüzle, gencimizle, yaşlımızla hep beraber bir şeyler. Gamze Atalay, ha Seniha Hanım'ın eğer şeyse kızı falan sanıyorum. Eğer buradan katılabilirse, biraz önce düştü. Biz şey yapamadık, konuşamadık onunla. Diyarbakır'dan depremzede arkadaşımızla. Bizim Yazokur ailesinin Hatay bölgesinde yaşayan iki arkadaşımız daha vardı depremzede. Adıyaman'dan, Zeliha'dan haber aldık. Diğer başka Maraş'ta oturanlar falan vardı. Onlardan da aldık ama yarın Giresun'a gelecek iki aile var. Evet ablam. Buraya da çok geliyorlar. Biz de Bursa'da oturuyoruz. Buraya da çok gelen var. Çok şükür. Zaten hani eğer yurtlar bir an önce boşaltılıp hazırlanırsa yurtlara geçecekler. Zira ev bulmak çok büyük bir sıkıntı. Ev kiraları çok artmış. Bilmiyorum Giresun'da nasıl ama Bursa'da ev kiraları inanılmaz artmış. Ya bilmiyorum, buna söylenecek laf yok. Ben pek fazla bu konuda konuşmayayım. Çünkü böyle benim biraz böyle açıldığı zaman ağzım durmuyor. Çok kızıyorum bu konuya ama şunu söyleyeyim. Evini hayrına veren, Allah'a şükürler olsun dostlarım varmış. Evlerini hayra verdiler. Hiçbir şey talep etmeden evlerini veren arkadaşlarım var. Bunun için mutluyum. Hani bir de derler ki bizde bölücü derler, bakın hiç aklımıza bile gelmiyor. Doğunun, Türkiye'nin doğusundanmış, batısındanmış, orasından burasındanmış, şuymuş buymuş. Hiç elhamdülillah en azından bizden hiç aklımıza bile gelmiyor öyle bir şey. Nerede kimin neye ihtiyacı varsa karşılanacak. Cemil Bey çok iyi olur bütün ihtiyaçlarını. Ben eminim benim memleketimin insanı karşılar. Ben size bir şey anlatayım. Bakalım hayırlısı, belki buluruz. Ablacığım, bedavaya oturun diyenler, bedava ben depremzedelere veriyorum diyenler, Zeliha verdi evlerini. Şimdi parayla tutmaya çalışıyorlar. Bir yıllık kirasını peşin vereceğiz diyor AFAD. Ama kiraları çok arttırmışlar, tutamıyorlar.
En şeyi bence benim şeyimle sizlere en Kredi Yurtlar Kurumu'nun oralara gidip zaman içinde bu evlerinde biraz ucuzlamasını beklemek bence. Zaman içinde ucuzlayacaktır. Şimdi olayın tazeliğiyle herkes pahalandırdı evleri. Zaman içinde yayılırsa bu çok daha iyi olur. Olayın sıcaklığında pahalı bulursunuz. Evler pahalı. Mehmet Bey, sen bir ev boşalacak, ev bulacağız falan diyordun. Ne oldu? Haber Haber mi bekliyoruz. bekliyorsun? Şimdi böyle ev lazım diye insanlar sorduğu için hep böyle etraftan araştırıyoruz tabii bunları. Geliyor mu diye. Eşim de akşam söyledi, bir ev daha bulacağız galiba diye. İnşallah bulabilirsek çok iyi olur. İnsanlar evlerini bu şekilde veriyorlar. Suhal Parlak Seyhan, hoş geldiniz. İşte Giresun'a geçenler olursa evet yurtlara giderler. Burada da ben Bursa'dayım Cemil Bey, Bursa'da oturuyorum ben. Bursa'da çok gelen var Bursa'ya. Bir de şu da var. Bursa Türkiye'nin her yerinden göç alan bir bölge olduğu için insanların buralarda çok tanıdıkları var. Tamam ablam, olursa haber veririm. Bir arkadaş yazlığını falan boşaltmaya çalışıyordu. Yani dediğim gibi eğer duyarsam bu konuda veririm, ama yaklaşık 500 kadar ev hiç kira verilmeden verildi şimdiye kadar, onu biliyorum. Ama bundan sonrası nasıl olur onu bilemiyorum. En şeyi şu anda kira vermeden kredi yurtlara yerleşebilmek. Bu sürede de dediğim gibi evler ucuzlayacaktır, insanlar gitmeyince öyle bir ev tutulabilir. Ama boş ev olursa Zehra şey yaparım, senin için orayı durdururum. Duyduğum zaman. Ne diyordum? En şey şu anda en bence kredi yurtlar, dediğim gibi kredi yurtlara gelip kredi yurtlarda kalabilmek. Orada herhangi bir gideriniz de olmayacak. Yani şu anda geleceksiniz, iş bulma sıkıntı olacak, o sıkıntı bu sıkıntı, ama kredi yurtlarda işte üç öğün yemek verilecek. Bu geçiş süreci en azından kış dönemi böyle atlatılırsa çok iyi olur. Şu dönem geçirdikten sonra. Ondan sonra zaten memleketiniz yapılacak. İnsanlar inşallah geri dönecekler evlerine, yurtlarına. Geri dönecekler. Şu dönemi atlatabilmek inşallah hayırlısıyla. Karadeniz kucak açacaktır Cemil Bey, ben eminim. Karadeniz sahip çıkacaktır depremzedesine, afet gören insanına asla bırakmayacaktır. Benim de yeğenim Urfa'da yaşadı depremi. Çok şükür onların olduğu yerde çok fazla bir şey yok, ama bayağı epey sallandık diyor. Tabii ki çok korkmuş çocuklar. Arkadaşlar bugünlük bu kadarla kapatalım mı? Bekledim, bir güzel haber alır mıyız? Birisi çıkar mı? Göçüklerin altından dedim ama. İnşallah çıkar. Ümit kesmeyelim, dua edelim. İnşallah çıkar. Bak görüyorsunuz, çıkanlar ben tokum diyor. Üşümedim diyor. Susamadım diyor. Bilinçleri de yerinde elhamdülillah. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Canı veren de o. Alan da o. Tuana Güdül, hoş geldin. Allah'tan ümit kesmeyelim. İnşallah hayırlısıyla hep böyle güzel haberler alalım. Ben Hapan köyündenim Cemil Bey. Hapan'danım. Anne ve çocuk yeni mi çıktı? Yeni çıkmış anne ve çocuk. İnşallah ya Halide, çok seviniyoruz bunları duyunca. Bir iki kişi ama gerçekten çok mutlu oluyoruz. Rabbim yardım etsin. İnşallah hep duyalım bu haberleri. Abdülsamet Ilgın. Ses Abdülsamet gibi mi diyeyim? Bir sorayım şimdi. Abdülsamet Ilgın.
Ya evet Halide, ya inanılmaz bir sevinç oluyor bu, onların oradan çıktığını görmek. Evet, Tapanda, evet Tapan köyündeniz biz. Türkmenoğul sülalesindenim ben. Türkmenlerdenim. Hepinize hayırlı geceler. Allah'a ısmarladık. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Dediğim gibi bundan sonra inşallah canlı yayınlara devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık.